Kulağından al sesi, yüreğinde at sevgi eksik olmayanların pazartesi akşamları canlı yayında atılık sohbeti yaptıkları program Farklı Analiz'den bir kez daha iyi haftalar. Ben Enver Arslan, iki dev isim Atahan Zilcioğlu ve İmparator Süleyman Aktila. Stüdyoda yerimizi aldık. TJK TV reisi hazırlıyor ve Tay TV ile ortak yayındayız. Katkılarınızı bekliyoruz. analiz@tjk.org analiz@tjk.org bizlere elektronik posta yoluyla ulaşabileceğiniz ilk adresimiz. Her türlü soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi elektronik posta olarak buradan gönderebileceğiniz gibi Twitter üzerinden de canlı yayını interaktif hale getirebilmek mümkün. Hashtag Farklı Analiz, arkadaşlarımız alt köşeye hemen ilave ettiler. Yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Canlı yayında hashtagimizi takip ediyoruz. Etiket Farklı Analiz yazarak bizlere yorumlarınızı iletebilirsiniz. Çok yoğun bir akışımız var. Tartışmalı görüntülerin bol olduğu, tartışmasız galibiyetlerinde Süleyman Aktan'ın analizleriyle renkleneceği bir akış önümüzde. Öncesiyle sonrasıyla tüm bu akış için ilk sözü Atahan Zilcioğlu'na bırakmam gerekiyor. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Valla değişik bir hafta geçti. Biliyorsun kısrak aşı müracaatları vardı. Bu çok enteresan tabii. Herkesin gözü oradaydı. Aygırlar arasında ciddi bir yarışma, bir rekabet vardı. Herkes kısrağını yazdı. O bütün hafta hepimizi meşgul etti. Onun dışında çok güzel İstanbul'da Longlander'ın, Lambator'un piste çıktığı güzel bir yarış vardı. İzmir'de keza çok güzel bir yarış oldu. Adana'da yine çok keyifli yarışlar oldu. Onun dışında da tabii bazı problemli koşullar oldu. Jockey performansların çok tartışıldığı, bir ilklerin yaşandığı da bir enteresan evet. Bir hafta oldu. Gündemimiz yoğun. İnşallah güzel bir akşam geçecek. İki saat keyifli bir sohbet hep beraber edeceğiz. Yarışseverlerden de tabii her zaman olduğu gibi destek bekliyoruz. Fikirlerini, önerilerini bekliyoruz. Onun dışında bir gözler 2022 yılı programını bekliyor. 2022 yılı yarış takvimini bekliyor. Onunla ilgili beklentiler devam ediyor. İmza aşamasında. Evet. Geçen hafta da söylemiştik. Bir taraftan da onun haberi bekliyor. Yeni yılla ilgili programlar bekleniyor. Yine güzel, hareketli bir hafta oldu. Önümüzdeki hafta da öyle olacak zannediyorum. Şimdiden ağzına sağlık diyelim abi ve imparatora dönelim. Süleyman abi. İyi akşamlar herkese. Tabii güzel bir akış var. Bu akşam çok şarkısı da var ya, sıcak olacak. Bu akşam çok sıcak olacak. İyi bir program olacak inşallah. Bizi izlemeye devam edin. Evet, bu akşam bol bol analiz seyredeceğiz ki yarışlar hafta içi hafta sonu koşulur koşulmaz birçok yarış severimiz de bizlerin sosyal medya hesaplarını etiketleyerek bu koşulları lütfen alın dediler. Zaten sizler de bildiğiniz gibi akışımızı oluştururken bu tarz talepleri de listemize ekleyerek oluşturuyoruz. O sebeple programın ilerleyen dakikalarında özellikle tartışmalı görüntülerin sizden gelen taleplerle oluştuğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. İlk haberimiz aşım sezonu ile ilgili ki Atahan abi programın ilk cümlelerinde aşım müracaatları da belli oldu. Son ana kadar da nefes kesti. Herkes takip etti hemen hemen aşım müracaatlarıyla ilgilenen diye belirtti. İki tablomuz var. Atahan abinin yorumlarıyla bu tablolar ne anlama geliyor? Onları detaylandıralım isteriz. Söz sizde abi. Evet, yani dediğimiz gibi geleceğin şampiyonlarının ilk tohumları, ilk şeyleri atıldı diyelim hakikaten. Müracaatların ilk bölümü tamamlandı. Şimdi Türkiye Jockey Kulübü'ndeki profesyonel arkadaşlar kontrolleri yapıyorlar. Ona göre kura çekilecek. Çünkü çok ciddi talep alan çok ciddi kulüp aygırları oldu. O tabloyu da şimdi ekrana verir Hamza. Üzerinden konuşuruz. Ha, bu genel tablo, evet. Bir kere tabii ki çok enteresan bir rakam oldu bu sene. Yani 3216 Arap İngiliz kısrak. Bunlar tabii jockey kulüp, hara ve aşım istasyonlarına bulunan aygırlara yapılan müracaatlar. Bunun dışında kendi çiftliğinde aygırı, kısrağı olanlar. Bu sayılar dahil değil. Ama bütün rakamlar öyle bu tablodaki. Yani geçtiğimiz yıl toplam 2500 kısrak müracaatı yapılmışken bu sene 3216 müracaat yapıldı. Bu da %28,5'lük bir artışa denk geliyor. Son 4 yıl içerisindeki yükselişe baktığın zaman da yani %70'lere varan kısrak popülasyonunda, yani kulüp paralarında yazılan, kulüp paralarında bulunan aygırlara, misafir veya kulübe ait aygırlara yazılan kısrak sayısında gerçekten müthiş bir artış var. Tabii yeni alınan aygırlara olan teveccüh ve bunda bence çok ciddi etkili oldu. Son yıllarda yurt dışından çok ciddi sayıda kısrak geldi ki hep imparator da konuşuyor. Bunlar tabii rakamı ciddi şekilde yükseltti. Yani popülasyonda ciddi bir artış
en azından bu tabloda görünüyor, öyle söyleyelim. Onun dışında evet, jockey kulüp aygırlarını biz tabii aldık. Müthiş müracaat oldu. En çok müracaatı Super Saver aldı ki yıl içinde devamlı başarılarını konuştuk burada. Neredeyse her program bir yavrusu gündeme geldi. Özellikle Letruşka'yı çok konuştuk, hemen ilk hatırladım. Bugün yine galiba Peru'da bir yavrusu, evet, grup 1 kazanmış. Kulübün internet sitesinde gördüm. 332 müracaat. İnanılmaz bir müracaat tabii. 212 fazla müracaat var. O 212 fazla müracaat tabii kuraya girilecek. Tercihli kısaklar tabii belli bir yüzdeyi teşkil edecek. Onun dışında kalanlar ciddi bir kuraya girecekler. Victory Golub her zaman olduğu gibi tabii çok ilgi görüyor. Yine öyle bir ilgi gördü. Çok az aşıma dedi olmasına rağmen ciddi bir sayı gördü. Otoras yılın çok konuşulan aygırlarından biriydi. İşte özellikle yurt dışından aygırın taylarına bakmaya gelen alıcılar olması aygırı olan ilgiyi de arttırdı. O da 80 aşımı için 240 müracaat aldı. 160 fazlası var. Bodemeister erken kuraya kalan aygırlardan bir tanesiydi. Epolet bu sene yeni geldi ama ciddi bir ilgi gördü o da. Yeni gelen aygırlardan Battleground 120 kontenjanını 21 tane aştı. Diğer aygırlarda orada da görüldüğü gibi boş yerler var. Tabii bu kuradan dönecek aygırların yazılacağı aygırlar olacak bunlarda. Bunlar da sanıyorum büyük bölümü, özellikle işte Klimt'i söyleyebiliriz. Victory Pizza'yı, My Boy Charlie'yi, Lineart çok yaklaşmış zaten. Hatta T-Sit'in bile ciddi bir yukarı çıkacağını düşünüyorum. Bunlar da bir kurada kaybeden kısrakları da bekleyecek bu aygırlar. Kura çekilişinin henüz tarihi açıklanmadı. Ben belki bugün açıklanabilir diye düşünüyorum. Çarşamba ya da Perşembe gibi düşünülüyor. Kura çekilecek. Kura çekildikten sonra sadece kurada kaybeden atlar için birkaç günlük bir süre tanınacak. Onlar yazılacak. Onlar da yazıldıktan sonra tekrar boş olan aygırlara kısrak müracaatları tekrar açılacak. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii kurada başlı başına bir heyecan yani. Tabii. Yani iki tane yazabiliyorsunuz en fazla. İşte çıkacak mı çıkmayacak mı? İnşallah bir tanesi de çıkar diyorlar. Bakalım, enteresan. Başka şimdi, türlü de yazılıyor canım. Yani tabii ama fark etmiyor. Neticede kura var yani. Yani hiç de çıkmayabilir. Ama şansı arttırıyorsun tabii. Ama ya tabii bu aygır müracaatları için belki başlı başına belki bir program yapmak lazım. Değil mi? Hafta içi hem sosyal medya, sohbet odaları, insanlar tabii çok spekülasyon da oluyor tabii. Yani evet, büyük bir rekabet var yani. Harada kalmak istiyor insanlar çünkü özel haralarda bu operasyonu yapabilmek çok zor. Yani henüz bizim özel haralarımızda böyle aygırcılık yapabilmek başladı. Başaranlar var. Onları takip ediyoruz ama kolay bir şey değil tabii. Jockey kulüpteki konfor, personel, ekipman, lojistik yani yok maalesef yani. Evet. Şu an doğruyu konuşalım. Dolayısıyla herkes kulübün içerisinde kalmak istiyor. Onun için de kıyasla bir rekabet oluyor. Tabii o rekabet içerisinde konuşulan, tartışılan da çok şey oldu. Jockey kulüp profesyonelleri, yönetim kurulu da bunları zaten herkes gibi takip etti. Ediyor. Yani herkes her şeyi görüyor tabii. Hayırlısı bakalım, inşallah hak eden aygırlar içeride kalır. Güzel bir kura olur. Herkesin gönlüne göre olsun diyelim. Ağzına sağlık. Süleyman abi var mıdır ilave? Ben şanslıyım. Ben Tilsit'e yazdım. Kendi kısrağımı. Herkese bol kuram falan yok benim. Tabii öyle bir durum yok değil mi? Yani ikincisinde yok tabii. İkinciye ben, bir kura tabii, şimdi şu anda şimdi yazılanlar haklarını korudular zaten. Evet. Geri kalan boşluklar için eğer tekrar bir şey olursa kura çekilecek. Süleyman abi, dediğiniz noktaya geliyoruz galiba. Hep programlarda diyorsunuz ya, işte kısrak kalitesi, aygır kalitesi. Dolayısıyla jenerasyonun kalitesi yukarıya doğru gidiyor. Biz adet olarak da yukarıya gidiyoruz. Tabii şimdi 2-3 sene sonra bu aygırların yavruları çıktığı zaman muazzam bir şey olacak yani. Rekabet farklı bir boyuta gelecek. Popülasyon olacak yani. Heyecanla bekliyoruz. Yalnız kulübünde dışarıdan da çok aygırlar var tabii, yani. Tabii. Hepsi. Çok bayağı bir, mesela Dubai'ye giden işte bu senenin çaldıran koşmayan en iyi
tayı gidiyor yani Dubai'ye. Tabii. Şampiyonu gidiyor. Düşünebiliyor musun? Çok güzel bir şey. Farklı hamleler var. Yani. Heyecanla bekliyoruz biz de. An be an gelişmeleri aktaracağız. Dubai meselesini hazır Süleyman abi pas atmışken ben de Atan abiye pas atayım. Çünkü safkanlarımızın son durumuyla ilgili biz de takip ediyoruz ki... Size son dakika bilgisi verebilirim gelmeden önce. Yani ben birinci ağızdan almadım. Bilmiyorum sen konuştun mu Mercury ile? Yok henüz konuşmadım. Benim son dakika aldığım, gelmeden önce aldığım bilgi ama direkt Arif Bey'in kendisinden almadım. Hem Long Runner, hem Asian Finale, hem de beni şaşırtan nokta oldu. Final'da. Dance üçü de Dubai'ye gidiyor diye duydum. Doğrudur. Yani bilmiyorum izliyorsa Arif Bey katkı yaparsa seviniriz. Yanlış bir şey söylemeyelim. Dolayısıyla bugün ne zaman şeyi karantinası atların? Başladı bazı atların karantinası. Şey devam ediyor şu anda. Kahraman ekürüsü. Şu anda Uğurtay karantinada. Uğurtay. Kahraman ekürüsü karantinada diyebiliyorum. Evet. İstanbul'da oluyorlar bunlar zaten karantinayı burada. Ocağın ikinci, onu gibi gidiyor. Evet. 10-12 o aralarda gitmeler başlayacak. Atlar Ocak, muhakkak internasyonel gelmesi lazım değil mi? İstanbul'da oluyor karantina. Oraya gelmeleri lazım. Evet. Karantina için evet. Evet. Buradan gidilecek çünkü. Ama sanıyorum Ocak'ta koşma şansları yok atlarımızın. Öyle tahmin ediyorum. Şubat'ta başlayacaklar koşmaya. Tabii. Diye tahmin ediyorum. Tabii, çünkü karantinadan gidip belki Ocak sonu bilmiyorum yarış. Bir yarış var. Denk gelen yarış ama Burgas'ın puanı gereği zaten herhalde takvimin orasından başlayamaz. Biraz daha ileriden başlar. Karantinadan çalışma şansı var mı atın? Var tabii. Var. Girecek, çalışacak tekrar. Tamam. Karantinaya girecek. Bu açıdan noktaları da biraz sonra değerlendirelim. Çünkü sosyal medyada çok beğenmedi atın yarışını. İmparator ne söyleyecek ben de merak ediyorum. Katkılar gelmeye başladı. Birçok yarış severimiz ekranın karşısında. Hem bu arada aşım 20... kuralları ile ilgili hem Dubai'de teşvik var mı vardı onu soruyorlar. O şöyle ben onu genel müdürlükle görüşebildim. Yani şu anda öyle bir şartname bir şey yok ama oraya gidip kulüpten destek, teşvik isteyenlerin kendilerinin müracaat etmesi gerekiyor. Kulüp yapılan müracaatlara göre karar alıyormuş, değerlendirme yapıyormuş. Ona göre yapıyormuş. Onu da söyleyelim. Bu arada bu mailing kısakların 24'ünde araya girme zorunluluğu var biliyorsun. O yüzden kura çekiminin bir an önce olması gerektiğini söylüyor yetiştiriciler. Haklılar ama sanıyorum zaten tabii. Yarın öbür gün çarşamba çekilecek. Ya da perşembe günü evet. Çekiliyor kura çekimi. 24'ünde de kısakların girmesi gerekiyor. Çünkü bugün televizyonda da bir hareketlilik vardı bununla ilgili. Doğru. Ona göre bir planlama yapılacak. Tabii kontroller yapılıyor. Kısakların tercih durumları kontrol ediliyor. İşte yaşamayan atların olduğu söyleniyor. Maalesef, ölü kısakların yazıldığı iddiaları var. Bugün bayağı hipodrom çalkalanıyordu bunlarla alakalı. Çok bilemiyorum tabii nedir, kimdir ama. Dolayısıyla onların hepsi kontrol ediliyor anladığım kadarıyla. Katkılara teşekkür ederim. Menderes Karagül mesajını atmış. İyi yayınlar dilemiş. Özel yetiştiriciler. Selamlar. Tabii ki özel yetiştirici olarak Menderes Karagül'e de buradan selamlar. Erzincan'a da selamlarımızı, saygılarımızı sarkıtalım. Grup yarışlarla başlayacağız. Tartışmalı görüntüleri hemen arkasına ilave edeceğiz. Yıllık yarış programını soran yarış severlerimiz şimdi herhalde açtılar. Atan abi az evvel bilgisini verdi imza aşamasında. Ve tabii ki ilk sıraya, grup koşularının ilk sırasına da haftanın A2 mücadelesinde Long Runner'ın galibiyetini koyacağız. Nasıl bir yarış olduğunu önce İmparator'a soracağız. Ondan detaylı bir şekilde analiz alacağız. Gayet süratli bir yarış oldu. Tabii ilk bundan evvelki Long Runner'ın yarışında da izah etmiştik. Yani yavaş geçti ilk 426 falan filan dendiydi. Bu yarış tabii ilk 400'den sonraki 1059. Normal starttan 1000'i 1.02. Gayet hızlı bir tempo var yarışta. Bak 26 geçti burayı ki 26 bayağı iyi bir tempo. Ondan sonra zaten 12-12 Brave Gladiator yarışı götürüyor. Arkasında Grey Kurt, içinde Trev Fountain, arkalarında hemen Ulan Batur, Vincitore, Oğlum Doruk, Long Runner ve Megaloman diyemeyeceğiz. Çünkü at bir uyuşsuzluk yaptı. Görelim mi Süleyman abi orayı? Bu yarışı konuşalım sonra tamam. Nasıl olsa göreceğiz. Düzlük Blev Gradiator'ın liderliğiyle dönülürken hemen Grey Kurt
dışında, içinde Triumphantum, hemen dışından Ulan Batur geldi ve çok kolay hakim oldu Ulan Batur yarışa. Dışına da long runner çıktı. Dışına da long runner şu anda geldi. İki at buradan sonra zaten bayağı bir ara yaptılar. Evet. Ve sonlarda netleşti. Çok güzel bir yarış oldu. Hem sezon kapanışı İstanbul'un long runner için, bilhassa tabii Ulan Batur için aygır olacakmış dendi. Müthiş koştu yani rakibi zaten. Long runner yani çok ciddi bir rakip. Ona karşı bayağı direndi. Şimdi karşıya gelelim. Veya startı yeniden verelim. Startı yeniden verelim ve Süleyman abi Megaloman'la ilgili. Şimdi Megaloman tabii bu yarışta stilinin dışında koşmak istedi bu yarışı. Zannediyorum öyle bir düşünce var. Kırk Kafkan. Long runner'ın arkasında beklerim. Yarış hızlı olur. Bir öyle bir hücum ederim düşündü zannediyorum Ekürü. Şu anda çıktı ve long runner'ın arkasında bayağı böyle bir yarışçılık tabiriyle tutamadan şu anda arkasında gidiyor. Bakın en girdik kır safkana bakıyoruz. Hiçbir şey yok ama şu anda at koşmayı reddedecek. Bak reddetti koşmayı. Hoş bak ve jokeyini düşürdü. Bu tabii yarışçılık tabirinde buna rock deniyor. Rockluk yaptı deniyor. Yani istemiyor koşmak. Bu her yarış önde gidiyordu. Acaba at hep orada önde gidip alıştı. Onun için mi yaptı yoksa başka bir şeyden mi? Ona bir şey söyleyemeyeceğim ama benim gördüğüm yarışın içinde reddetti koşmayı. Jockey'in yapabileceği bir şey var mı Süleyman abi? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet, bu açıdan da görelim. Burada çünkü yarışseverler ekrana gelemediği için Megaloman'ın neden yarış dışı kaldığını çok anlamamışlardı. Bu görüntülerden net bir şekilde görüyoruz. Ahmet'in bir çabası var ama ondan sonra tabii çaresiz kalıyor. Ya şimdi o suratın içinde bir at durmak istediği zaman bir şey yapamazsın yani. Ki öyle bir çekildi ki sol tarafa. Boşta kaldı Ahmet. Hop ilk bak, hamle. İlk hamlede tutunsa da ikinci sağ, hamlede bir şansı sol kalmadı. Düştü. Hiçbir atla bir teması bir şey hiçbir şey yok yani. Hiçbir kendi şey yok kendine ya. Yapıyor yani. Bir de hani mesela rocklukta hani bazen yarışta görürsün önde gider at durur mesela. İmparator'un söylediği gibi. Koşmak istemez mesela. Yavaşlar, yavaşlar filan. Burada geri bir de sağa sola dışarı filan atıyor kendini. Yani bayağı bir Ahmet'in üstünde tutmadı bir at yani. İster. Dışında at olmazsa kendi dışta kalırsa tabii. Karşı yapabileceği yer ya 1600 kapısı veyahut karşı virajda yapar bunu genelde atlar. Ama ben şimdi bir at sever olarak ben çok üzüldüm. Tabii. Bu atta çünkü çok iyi benim at. Gözümde çok değerli bir at, çok iyi bir at. 3'den 4'e dönecek uzun mesafe atı. Geçen sene çok güzel yarışları var. Kafası bir karışık herhalde atın. Çok da ara verdi. Evet, bir aradan gelip çok bu ara yarışa verdi. Katıldı. İnşallah iyi olarak döner. Umuyoruz sadece o yarışa ait bir problemdir. Long runner için Süleyman abi ikiye bölündü insanlar. Yarışını beğenenler var. Ya şimdi benim bir tık aşağıda bulanlar var eski formuna göre. Siz ne tarafa yakınsınız? Ya ben şimdi çok şey var konuşacak da şimdi çok detaya girmek istemiyorum. Koştu kazandı. Koştu kazandı yani. Ya iyi koşmadı tabii ki at ama yani bilinen görünen şeyler var yani. Atan abiye döneceğim. Ya ben yani kazanmaya yetecek kadar koştuğunu düşünüyorum. Yani arkada gitti. Döndükten sonra hani şuralarda kazanacağım çok, hissiyatı verdi yarış izleyene. Çok erken çıkmak da çok istemedi galiba hali. Öyle tahmin ediyorum. Hani tam gaz vermeden gelip yakaladı zaten. Ama Ulan Batur dirençli çıktı. Yani iyi koştu Ulan Batur. Çok güzel koştu.
Buradan sonra bir hakim oldu ama tabii hep beklentiler bu hafta her zaman çok yüksek oluyor. Pist de çok şey değil yani. Pist de kış pisti yani. Sert bir pist, hızlı bir pist. Hani Vinci oraya 1,5 saniye yaptı yani. Ulan Batar olmasa arka belki çok ayıracak, insanların gözüne, en azından yani yarışçıların gözüne çok hoş gelecek yarış. 2-2-80. Derecede de bir sıkıntı yok bence. Bir de tabii hani Dubai'ye gidecek bir at, burayı biraz daha ekonomik koşmuş olması da çok normal. Çünkü Bursa'dan sonra yanılmıyorsam 1,5 ayda ara verdi tabii galiba. Bir zorlu bir sezondan geçti. Yani bunlar kolay şeyler değil yani. Bu atı biraz böyle sulu bırakıp götürmek lazım Dubai'ye. Evet. Biraz ben öyle de düşünüyorum. Bilmiyorum tabii. Ulan Bator'a gelince tabii aygırlığı ilan edilip işte misafir aygır olarak Jockey Kulüp arasına müracaat ettikten sonra bu yarışı koşması çok konuşuldu sosyal medyada. Ama yani koşmasına mani bir durum yok. Şöyle bir şey düşünmüş olabilir ekip. Yani long runner'ı biraz eksik koşması halinde onu geçerek araya gitmesi çok esprili olabilirdi. Hem aygırlık kısakların daha çok ilgisini çeker bir hale gelebilirdi. Long runner'ı geçerek böyle bir son bir yarışta. O düşünülmüş olabilir. Veya at iyi olduğu için, yarış koşabilecek at kondisyonda olduğu için yani bir yarış daha koşup gitmek olabilir. Çok da iyi koştu zaten bence. Muazzam yani bir şey. Şahane bir yarış koştu. Ben daha önce söylemiştim onunla ilgili. Mutlaka araya alınması gereken kıymetli bir at olduğunu söylemiştim. Şu andaki bulduğu şans belki biraz az görünüyor ama mutlaka süre içerisinde, zaman içerisinde bulacaktır. Ona da yol açık olsun. Bize çok güzel şeyler yaşattı. 6 tane grup 1 kazanmış bir attan bahsediyoruz. Kolay yani, değildi mi abi 6 müthiş grup bir yani 6 milyon üzerine ikramiye kazanmış bir attan bahsediyoruz. Hem uzunda kazanmış, kısada kazanmış, çimde kazanmış, kumda, sentetikte kazanmış. Hiç kuma çıkmayan bir at. Çok güzel koşulmuş bir at. Ona teşekkür ediyoruz. Her hayatı da başarılı olur inşallah. Long runner dediğim gibi Dubai'ye gidiyor. Son aldığım bilgi böyle. O açıdan da tabii heyecanlandırıyor bizi. İnşallah orada da başarılı olur. Yolu açık olsun şimdiden. Diğer atlar için bu yarışta çok konuşulabilecek bir şey yok. Yani bu iki atın yanında. Benim fena koşmadı işte. Ha, şey için bir şey söyleyeyim. Çok korktum Megaloman için şöyle. Ya Ahmet indikten sonra at koşmaya devam etti. Ben normalde koşar at bitirir şeyini. Ama bazı atlar da galopta mesela galopunu veya sabah kentini yapıp durduğu yerde durup tekrar geri dönebilir. Bu at da durdu. Binin oraya geldiğinde durdu ve geriye koşmaya başladı. Eyvah. O arada da yarış devam ediyordu. Mesela şu anda o da bariyer, ve bariyer dibinden geliyordu. Bariyer dibinden koşarak geliyordu. Hani kapıdan çıkarttı diye tabii. Beklenti o, öyle olması gerekir. Pisti gelmesi çok az bir şey ama tabii insan korkuyor. Öyle akıllı bir at ki 1400'ün orada bir yavaşladı. O 1600'ün oraya geldiğinde bir durdu. O arada da long runner ve Ulan Bator'la mesafesi epey bir kısaldı. Onları görünce bırak üstüne gitmeyi, durdu, geri çekildi, döndü. Onlar kenteri bitirirken onlarla beraber ilerledi. Devam etti, ilerledi, sonra döndü. Ama hakikaten de böyle bir hani insan hakikaten korkuyor çünkü. Tabii Allah muhafaza. Muhafaza geri dönüp pistin kontrolsüz gelişine karşı gelmesi büyük sıkıntı olabilirdi. Gerçi kulüp personeli arkadaşlar da tabii hemen atıldılar en azından onun ona istikamet vermek için ama inşallah kazasız belası çıkmıştı. Çok kıymetli bir at. Çünkü biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığına gidemedi, arabaya binemiyor. Yani arabaya binmiyor dediler. Böyle şey bir at. Güçlü, kaprisli de bir at. Zor bir at. Onlara da çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Böyle atlara ihtiyacımız var. Umuyoruz kısa sürede bildiğimiz şekliyle koşmaya devam eder Megaloman'da. Long Runner'ı, Kurtel Ekürüsü'nü kutlayarak geçiyoruz. Haftanın diğer grup mücadelelerinin analizine. Kubilay koşusuna gideceğiz. King Mango'nun galibiyetine bakalım imparator neler söyleyecek. Bu yarışta da farklı analizler gelecek diye tahmin ediyorum. Zira Deliver'ın da müthiş bir yarış yaptığı ortada. Deliver startla beraber numarayı aldı. Hemen arkasında Perfect Runner. Dışında Can Dadaş. Hemen içlerinde Kuzey Yağmuru. Onun arkasında Kuru Soğan, Sea Breeze, Fire of World, El Nino ve en sonunda da King Mango. Yarış bu şekilde Düzce'ye kadar devam etti. Süleyman abi, burada bölmek durumundayız. Bir yurt dışına gideceğiz. Tamam. Sonra Düzce'ye doğru başlayıp tekrar gelelim. Yurt dışında günün dördüncü koşusu
biraz sonra başlayacak. Biz de sözü Sait Topal'a bırakıyoruz. Değerli yarışseverler, Park Racing'de, Philadelphia'da Parks Racing'de dördüncü koşu yapılacak. Dörtlü Ganyan bu yarışla birlikte başlıyor. Üç ve daha yukarı yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğiz. 1670 metre mesafede kum pistte yapılıyor yarış. Koşuda favori az farkta da olsa 7 numaralı LSU Jester görünüyor. Angel Rodriguez de yarışa katılıyor. Son yarışında ikinci olmuş LSU Jester. 2 numaralı Sky Temple kulvarına girdi. 1 numaralı Safis hazır. 5 numaralı Street Paddy's Daddy kulvarında hazır durumda. 6 numaralı Discreet and Attack hazırlandı. 7 numaralı LSU Jester kulvarındaki yerini aldı. Şu an 3 numaralı Go Huskies kulvara girdi. 8 numaralı LT Colombo. O da hazır. 4 numaralı Mr. Tuttle yerini aldı. 9 numaralı Secret Pat. 4. koşu için yerini alacak. Son at olacak ve sonra start verilecek. Secret Pat son isim. Ve 9 numaralı Secret Pat de yerini aldı. 4. koşu için safkanlar start hakeminin emrine girdi. Start verildi ve yarış toplu sayılabilecek bir şekilde başladı. 3 safkan önde mücadele veriyor liderliği kapmak adına. 4 numaralı Mr. Tuttle orta kulvardan yüksek tempoda geldi. Liderliği aldı, fark yarım boy. Onun dışına 8 numaralı LT Colombo açıldı aralarında. 6 numaralı District and Attack var. 1,5-2 boy kadar girdi. İçte 2 numaralı Sky Temple ilerliyor. Daha sonra dışta 5 numaralı Street Paddy's Daddy. Bunun dışında 7 numaralı Elisa Jester. 4 boy kadar girdi. 3 numaralı Go Husky içeride. Dışında 9 numaralı Secret Pat var. Bunların yaklaşık olarak 9-10 boy kadar gerisine 1 numaralı Safi sırasıyla 1000 metre start yerine gidiliyor. 4 numaralı Mr. Tuttle kaçmayı sürdürüyordu. Dışından atak yapan 5 numaralı Street Paddy's Daddy öne geldi. Ondan liderliği almaya çalışıyor dışarıda. 8 numaralı LT Colombo. Onun içinden 7 numaralı Elisif Jester öne yüklendi. Evet, önde 4 numaralı Mr. Tuttle liderliği korumaya çalışıyor. Bunun dış kulvarında yine değerli yarışseverler District and Attack var. Geldi liderliği. 6 numaralı District and Attack aldı. 1,5 boy fark yaptı. 4 numaralı Mr. Tuttle ikincilikte, üçüncülükte. 7 numaralı LSU Jester 3 boy kadar geriden dördüncülüğe. 9 numaralı Street Pat girdi. İçinde 2 numaralı Sky Temple 1 boy kadar geride. 5 numaralı Street Pat is Daddy. Dışarıda 3 numaralı Go Husky son sıraya geriledi. 8 numaralı LT Colombo bu şekilde düzeye çıkıldı. 6 numaralı District and Attack liderliğini koruyordu. Dıştan yüklenip geldi 9 numaralı Street Pat. Liderliği son 200'e girilirken aldı. 2,5 boy fark yaptı. 9 numaralı Circuit Pat. Bundan sonra 4 boy farklı. Son 100'e doğru lider giriyor. Farkı oldukça açıyor. 9 numaralı Secret Pat. Arkadan gelen yok. Temposunu kendi belirliyor 9 numaralı Secret Pat. 4. koşuyu kazanmayı başaran isim oluyor. Yine Ruben Silveira 4. koşuyu kazanarak üst üste 3. koşusunu bugün kazanmış oldu değerli yarışseverler. İyi bir gün geçiriyor Ruben Silveira. 4. koşuyu 9 numaralı Circuit Pat kazandı. 6 numaralı District and Attack koşudan ikinci olarak ayrıldı. Gerildi. 8 numaralı LT Colombo bu şekilde düzeye çıkıldı. 6 numaralı District and Attack liderliğini koruyordu. Dıştan yüklenip geldi 9 numaralı Circuit Pat. Liderliği son 200'e girilirken aldı. 2,5 boy fark yaptı. 9 numaralı Circuit Pat. Bundan sonra 4 boy farklı. Son 100'e doğru lider giriyor. Farkı oldukça açıyor 9 numaralı Circuit Pat. Arkadan gelen yok. Temposunu kendi belirliyor 9 numaralı Circuit Pat. 4. koşuyu kazanmayı başaran isim oluyor. Yine Ruben Silveira 4. koşuyu kazanarak üst üste 3. koşusunu bugün kazanmış oldu değerli yarışseverler. İyi bir gün geçiriyor Ruben Silveira. 4. koşuyu 9 numaralı Circuit Pat kazandı. 6 numaralı District and Attack koşudan ikinci olarak ayrıldı. 9 numaralı safkanın gayri resmi olarak galip bitirdiğini biz de yineleyelim. Sait Topal'ın anlatımıyla dinledik yarışı ve Kubilay koşusuna tekrar dönelim. Yarışı başlatmıştık. Delaware'la virajı dönmüştük.
İmparator'un analizlerini kesmek durumunda kalmıştık. Şimdi tekrar yarışı ekranlara getiriyoruz ve sözü İmparator'a bırakıyoruz. Evet, Delivery numarayı aldı. Gayet süratli bir tempoda gidiyor. Hemen arkasında Perfect Runner, dışında Can Dadaş, içinde Kuzey Yağmuru. Hemen onun arkasında Kuru Soğan. Kuru Soğan'ın içinde Sea Breeze. Fire of World arkasında El Nino ve King Mango en sonunda. El Nino bugün nedense beklemeyi tercih etti. Hep ön grupta gitmek isterdi. Çabukluk yapan çok safkan var değil mi acaba böyle düşününce? Olabilir. Çünkü olabilir. Tempo olacağı, hani kağıt üzerinde en azından evet, tempolu gideceği belli bir yarıştı. İyi bir tempo var yarışta. Yani bu King Mango oralardan geldi kapadı. Bravo yani. Alice de atına çok güveniyordu. Demek böyle bir avans vermek istedi. Şimdi hemen önünde King Mango'nun El Nino var. El Nino'nun önünde Kuru Soğan. Kuru Soğan'ın da hemen önünde Can Dadaş. Can Dadaş'ın önünde de Deliver. Can Dadaş Deliver'ın arkasında döndü. Kuru Soğan arkasında. Şu anda El Nino dışarıdan Kuru Soğan'a doğru gelmek istiyor ama en dışarıya da King Mango çıktı. Pistin en dışında şu anda King Mango, hemen King Mango'nun içindeki El Nino. Deliver'la Kuru Soğan kafa kafaya, dört at şu anda kafa kafaya oldu. Evet, az bir farkla King Mango kazandı. Deliver ikinci oldu. Burada iki tane, bu hem Deliver hem King Mango, bunlar kardeş biliyorsun. Aynı anneden süper, aynı anne olma. Birisi Deliver 3 yaşında, King Mango 4 yaşında. Bu da enteresan. Aynı ekip hazırlıyor. Aynı ekip hazırlıyormuş evet. Tebrik ediyoruz kendilerini. Biri en önde gitti, biri en geride bekledi. Aynen. Ve harika bir yarış yaptılar. Süleyman abi, 800'lerden akarken Can Dadaş'ın bir baskısı geldi. Üzerine Kuru Soğan'ın bir baskısı geldi. Evet. Biraz daha o baskıyı görmeseydi büyük bir sürprize imza atabilir miydi Deliver? Ya olabilir tabii. Hep numara mı götürür Deliver böyle? Evet, yani hep böyle gidiyordu ama ilk defa bu kadar sert bir grupla. Evet. Çünkü King Mango yani onu çok böyle bir hani gerçek rakibi görmediği Hamzacığım koşuyordu. Şu 1400'e alabilir miyiz? O yüzden gafil avlanabilirdi yani. Değil mi abi? 1500'lere. Ona göre de tedbir alacaktı mutlaka. Bak şimdi 1500'lere gelelim geriye. Geri gelelim. King Mango o süratli yarışın içinde tutamadan gidiyor. Biraz daha gelelim. Biraz bak, daha geri gelelim. Tamam. Tamam. Bak şimdi öbür kameraya geçtiği zaman seyret. Yani yarış akıyor ama burada en arkada diyorsunuz ki tutamadan gidiyor. Tutamadan bak, gidiyor. Bak şu anda. Evet. Görüyor musun? İzmir pistinde çok seven bir at yani. Evet. İzmir'de kışın tabii hep geçen yılda çok iyi yarışları vardı. En geride. Tabii şimdi bunlar genç at. İkinci olan, kazanan. Yani diğer atlar Can Dadaş olsun. Kuzey Yağmuru 5'e dönüyor galiba. El Nino zaten 7 midir? 7'ye dönüyor. 7'ye, 6'dan 8'e 7'ye dönüyor. 7'ye dönüyor. Can Dadaş yani 8'e dönüyor. Kuru Soğan da öyle. O da 5'e dönecek. 5'e dönecek. Bir kısım atlar orada yaşlandı yani. Tabii bir 3 yaşlının böyle bir yarış koşması muazzam bir şey. Ama tabii ki. Yani belli ki bu kış. Bir de bu mevsimde daha 2022'ye geçmeden tercih etmek bu yarışı. Büyük cesaret. Büyük cesaret yani. Burada Kuru Soğan'ın baskısıyla tabii. Deliver'ın yani bir 50 metre daha idare etme şansı olabilirdi belki ama evet, hiç şansı kalmadı. Erken çok ciddi tutuştular. Kim bindi şeye Deliver'a? Mertcan. Mertcan. Mertcan Çelik.
Yani şurada dördüncü kalır mı acaba filan diye düşünüyorsun ama bırakmadı yani. Sonda da neredeyse tabii, aynaya kalacaktı iş. Bırakmıyor ki. Müthiş bir... Bence de da çok iyi koştu bana göre yani bayağı... O da yarışın üçüncüsü. Evet. Atan abi. King Mango geçen sene de bu yarışı kazanmıştı. Ya İzmir'i çok seven bir at. Halis de çok iyi bindi. Çok soğukkanlı bindi. Çok güzel bekledi. Delaware'yi konuştuk. Harika bir yarış koştu. Bu sene İzmir'de çok iyi işler yapacak belli. Ben şeyi çok beğendim. Yani El Nino iyi koştu evet. Ben kuru soğanı çok beğendim. Belli ki eski kuru soğan olma yolunda ilerliyor. Bir sonraki yarışında bence çok çok daha iyi koşar. O hani arka arkaya kazandığı seneki formuna dönecek gibi görüyorum kuru soğanı. Ama kazanan tabii çok klas bir at yani. Çok daha iyi rakiplerle koşmuş, geçmiş bir at. Bugün de güvenenleri yanıltmadı. Çok güzel koştu. Halis Karataş da bu hafta yine böyle çok seçerek ve evet, hedef yarışları üst üste. Güzel bir hafta geçirdi. Lehine çevirdi safkanları. King Mango'yu ilgilerini kutlayalım ki 3 kıymetli atçımızın ortak olduğu nadide safkanlardan biri. İki atı da Yaşar Aslancı hazırlıyormuş. Evet evet abi. İki at aynı ekip tarafından sahaya geliyor. Finişi de gayet güzel yaptılar. King Mango, Deliver, El Nino, Kuru Soğan ve Sea Breeze şeklinde ilk 5 tamamlanmıştı. Evet. Kutlayalım ve geçelim haftanın diğer grup mücadelesine, Bilirhan'ın galibiyetine Adana'ya gidelim. Bakalım İmparator neler söyleyecek. Bilirhan tabii beyaz bayrak ayna yaptı yani bu yarışta. Özaydın ya zaten yarışın ikincisi hemen dışında. İçinde de Bükeç var. O da ekürüsü Özaydın'ın. O da içeride. Onların dışında Yücel var. Altoprak, Yıldırım İzi, Sarraf Baba, Demir Nihat ve Can kardeşim grubun en gerisinde. Bu şekilde düzlüğe kadar çıkıldı. Çok kolay Bilirhan. Zaten devamlı ön yani kulaklarından bakıyor, ön tarafı kontrol ediyor. Yani orada rahat olduğunun bir göstergesi. Tabii göstergesi. Özaydın geldi hemen dışına. İçinde de Bükeç. En dışa da Yücel çıkıyor Ferit Yardımcı'nın arasında. Yücel geldi. Şimdi üçü beraber olacaklar. Zaten yarış başladığı gibi aynı şekilde bitti. Ya ilk iki hiç değişmedi yani neredeyse. İlk iki değişmedi. Bükeş de hemen arkalarındaydı zaten. Kuvvet var ama Bilirhan'da. Hep kontrol ediyor, devam ediyor. Müthiş bir final oldu. Tebrik ediyoruz. Evet. Özcan için de tabii bir parantez açabiliriz herhalde. Özcan Adana'nın bu sene herhalde çok hakimi. Öyle görünüyor. Grup yarışlarda evet. Son haftalara damga vurdu. Evet. Halis de son zamanlarda bütün iyi yarışlarda o var. Evet inşallah hep bütün sene böyle devam eder Özcan. Çünkü geçen sene kayıp yani. Kötü bir 2021 yani, yaşadı. Kendi ortalamasının çok altında kalmıştı ama yıl sonunu moralli yapıyor. Evet iyi bitiriyor. İyi başlarsa inşallah öyle devam eder. Genelde zaten hep iyi başlıyor. Genelde yalnız İzmir olsun, Adana olsun her sene iyi başlıyor. Sonra istediği gibi olmadı. Evet. Şimdi tabii Bekiroğlu ekürüsünün avantajı da var. Tabii. O ekürüye biniyor. O ekürüyle devam ederse tabii ki evet. Adana'da da çok yarış kazanır. Tabii. Ya kazanan İstanbul'da da çok iyi yarışlar koştu. Ya iyi bir sezon geçirmişti zaten. Tabii. Adana'da bu yarışta çok böyle daha ağır favori çıkabilir diye düşünüyordum ama çok ağır favori çıkmadı. Onu bilmiyorum sebebini acaba. İdmanı mı eksikti? Ama kalitesiyle Özcan'ın da üç at içinde güzel bir yarış oldu yani. Evet, oldu.
Tabii burada herkesin gözü hep aynı atta. Hepimiz aynı atta takılıyoruz. Bu canım kardeşim. Geçen evet. haftaki yarışı da çok konuşulmuştu, bir önceki yarışı da. Çok potansiyeli olan, çok güçlü. Yani bir yerde böyle çıkıp bir patlama yapacak diye bekliyoruz ama bugün içinde bence o olmadı. Evet. Tempolarda istediği gibi olmadı. Evet, yani ne zaman yapacak, nasıl yapacak merakla beklediğimiz bir at. Şimdi sevgili Ömer Aklı bir katkı yaptı bu grup koşular jokeylerin performansı deyince. Aralık ayında 6 grup yarışı izledik. 3'ünü Halis Karataş'ın, 3'ünde Özcan Yıldırım'ın evet. milliyatlar kazandı diye. Tam ortadan ikiye bölünmüş gibi. Evet. Ömer'e selam olsun. Şeyden önce konuştuk. 2022 yılında grup yarışlar daha keyifli olur. O daha bize daha güzel keyifli yarışlar. Aa, bir farklar yapacaktır yani. Diyeyim şimdi. Irk ayrımsız mı abi yoksa? Yani öyle diyelim şimdi. Peki. İmparator da hafif gülümsedi bak. Bamba kalsın yani. Haftaya. Haftaya kalsın. Bir şey, stüdyonun üstadları bir şey biliyor ama ben henüz anlayabilmiş değilim. Haftaya sanıyorum. 2022'de grup yarışları daha keyifli olur yani. Daha renkli olur öyle söyleyeyim. Daha çok konuşulur mu? Daha çok konuşulur. 2022'de grup yarışları çıksın program konuşuruz. Şimdi üçüncü grup yarışımız Long Runner ve King Mango'da demedi Atan abi bu analizini. Bilirhan yarışında söyledi. Hayır olsun diyelim. İbrahim Özekici koşusuna gideceğiz. Kısa vade mücadelede Alberto'nun galibiyetini koşacağız. Bir start çıkışını da alalım mı? Ya ne enteresan şeyler oldu bu yarışta. Süleyman abi hem Alberto hem içeride startta kalan Alberto'nun jokeyine bakar mısınız? Çıkarken az daha bir şanssızlık olacaktı. Sarı kırmızı forma o. Atladı iki sefer yarışın içinde. Alberto orada az daha hışman gidiyordu abi. En dışta 8 numaralı kul var. Sarı kırmızı forma bir bakalım. Hop. Tuttu. Ama herhalde Vedat'ın başına gelenler. Vedat tabii. Ya enteresan ya. Gözlük. Gözlük gitmedi. Ya, böyle bir şey ben Vedat önümde... da sağ olsun gün içinde söyledi. Atamıyor ya. Atmadım abi bilerek. Arkamda at olduğunu bildiğim için dedi. Şu anda atamıyor abi. Şu anda atmak istiyor. Sonra içeriye bıraktım abi dedi. Ama şu anda kurtulmak evet. istiyor orada. Eline mi almaya çalışıyor yoksa? Sonra vazgeçti. Abi bence kurtulmak istiyor ama bence kurtulamadı bence. Bence almaya çalıştı abi ya. Vedat bir daha kalsın. Ne yapacak eline bak, alsın? Bak atmıyor sonra bariyer şeye bıraktım abi dedi. Bak çekemedi ki orada bak yine çekemedi bak. Yine kurtaramadı bak. Bak şimdi kurtardı. Evet. Vedat bizi aydınlatırsa sevinirim çünkü bana gün içinde ha, bir şey söyleyeceğim. Bir orada atmamışsın sebebi ne olabilir? Arkamda at vardı abi dedi. E şimdi yok mu? Bariyerin içine attım abi. Daha önce de bariyere girdi. Gel geriye. Bir daha gel geriye. Abla geriye. Yavaş sevgili yavaş geri gel. Al hep bariyerde. Al hep bariyerde. Yok yok ilk çıktığı an arkasında diğer startta kalan at var. Abi anladım şimdi niye atmıyor atamadı. Diyorum. Atamadı eline dolandı. Ben de sana atamadı. Dedim ki tamam atamadı. Sağ elini alıp niye sağ taraftan şimdi öbür tarafa atmadı. Kamçıya dolanmış galiba abi. Evet kamçıya dolanmış. Şey yapamadı kurtulamadı nasıl yani. Nasıl dolanır kamçıya ben bunu merak ediyorum. Ya inanılacak bir şey değil yani. Bu kadar sene nasıl kamçıya dolanır? Alırsın böyle. Çıkarken de bak başka türlü bir yakın start çıkışını göstersene. Startı burada. Bir daha görelim. Orada yüzüne de geldi böyle. Tutarsın. daha geriye alalım. Daha geriye. Start çıkışı. Orada da zaten bak bak. He. Nerede bak. He. Bak yüzü kapandı. Kucağına almış gözlüğü. Onun çekişini gösterebiliyor biraz musun? Daha geri alabiliyoruz mu? Heh, harika. Çekiş anını görelim. Çeksin görelim bakalım. Çekti. Çekti. Tam çekmedi gelmedi. Hatta önüne düştü abi. Bak, evet bak. Önüne düştü. Eyvah eyvah. At eyvah, bir daha hamle eyvah. Yapınca kaldı orada. Bir daha atı görelim biraz içeriye evet. O değil bu değil bu ikincisi. Evet. Tamam. Bak. Heh. Bak kurtulmaya çalışıyor. Evet ucunda. Kurtulamadı yani bir türlü kurtaramadı. Evet yani. Kamçıyla beraber bir git. Dolandı. Bir şey, evet bit çevirdi. Dolandı yani. Yanlış gözlük koyuyorlar atın gözüne ondan. Nasıl olacak? Maalesef. Bak şimdi devam et. Devam edelim. Burada elini alacak. Şimdi. Sağ elini almaya çalışıyor burada. Sağ. Aldı. Sağ elini almaya çalışıyor. Bak daha hala kurtulamadı bak. Şimdi bu nasıl bir gözlük biliyor musunuz? Uzun, eski. Buradan alttan bağlarlardı ya. Evet. O şekilde. Şimdi bu gözlük artık dünyanın hiçbirinde kullanılmıyor. Öne gözlüğü takıyor, kulağından geçiyor. Baktı tam, şimdi o güzel. Bakarak attı evet. O çevre kontrolü güzel, harika. Tam atın. İki kulağın arasında da böyle bir tutacağın yer var. Tutuyorsun, çekiyorsun, atıyorsun. Bunda mı Süleyman abi? Hayır. Oo. Bu iptidai. Bu 50 sene evvel. Göstermedik mi? Yurt dışında göstermedik tamam. mi? 50 şey sene var. Evvel kullanılan gözlüğü kullanıyorlar. Aha, oradan da eline dolandı, atamıyor. Yani çok basit diyorsunuz bunu değiştirmek. Var. Bence, var yani var. Şu an İstanbul kullanıyor mu atıyorum? Ne malzemeler var?
İşte o deke dedikleri şey de var. Daha bir tane kullanıldığını görmedik. Bence Adana'daki hakem heyetindeki dostlarımız bunlara bir bakarlar. Neyse biz yarışı yani anlatalım. Yani gerekiyorsa değiştirme. Aynen örtüler. Royal Abşar numarayı aldı bu yarışta. Hiç kovalayan da olmadı. Uçan fil. Onun arkasında Alberto. Weizmann. White Spitter. Spear. King Ömer ve Mourinho sırasıyla yarış devam etti. Alberto zaten bütün yol uçan fil kovaladı. Alberto dinlendi ikisinin arkasında. Tabii. Burada biliyorsunuz bütün kazandığı yarışlarda Royal Abşar bariyerden hiç ayrılmaz. Enteresan bir şey oldu. Bu yarışta Müslüm pisti ortaladı. Pistin içi çok mu şey acaba? Evet, yağmurdan geldi, dolayı. Uçan fil kolay ayırdı. Bakın sonunda nasıl geliyor bir daha? Dışını alacak. At nasıl gelecek? Nasıl geliyor? Vart Spear geldi. Onu da getirdim. Şimdi bak şimdi birdenbire yürüyecek. Hop. Bak. Biraz daha mesafe olsa gelecek, kazanacak ya. Yani atın alıştığı bir şey var. Bariyerin dibi. Ayrılmayacaksın. Ama bu özel bir şey olabilir. Yani yağmurdan. Pis çok kötüymüş yani. Sabah atlar idmana çıkamıyor Adana'da epeydir. Evet. Sıkıntıdan. Belki onu düşündü ama bilemiyorum. Ama tabii bilmiyorum. İmparator ne der? Bence esas da bir yarışı kaybetme sebebi uçan fil tabii. Yani benzer stillerde koşuyorlar. Ciddi bir baskı yaptı. Tabii o erken pres bunaldı at yani. Tabii. Ki uçan fil de böyle başarılı olduğu için yapıyor yani. Tabii canım yani. Stili öyle. Öyle koşmasa zaten bu sefer başka şeyler anlaşılır tabii yani. Ama Alberto çok güzel koştu. İmparator'un söylediği gibi. Alberto da bu pistleri çok iyi koşan safkanlardan biriydi. Allah rahmet eylesin. İbrahim Özdekici de yani Adana'nın Allah rahmet eylesin. Çok iyi atçılarından çok saygıdeğer bir büyüğümüzdü. Ben Adana ile ilgili bir şey söyleyeyim. Bu hafta çok yağmur yağmış. İlk 65 senesinde gittik biz Adana'ya. 1965'te. Bir soğuk var. O karşı Toros Dağları. Yani bu kulaklarımın şuraları var ya soyuluyordu. Öyle soğuk. Vay vay. Hiç unutmayacağım. Sabah çok soğuk oluyor. Şimdi tabii binalar çoğaldı falan. O soğuklar yok Adana'da. Eskiden Toroslara kar yağdı mı? Öf Adana. Kışın çok soğuk olurdu. Kutlayalım Alberto'yu. Son İki İbrahim Özdekici koşusunun galibi olarak devam ediyor yol haritasına. Royal Avşar'ın ikinci, White Spear'ın üçüncü, Uçan Fil'in dördüncü, King Ömer'in beşinci olduğu bir mücadeleydi. Şimdi dişilere ait kısa vade altı mücadeleyi yorumlayacağız. Ve Alata'nın galibiyetini imparatora soracağız. 18 Aralık Cumartesi gününün üçüncü koşusuydu. Evet. Startı da ağır aldı. Nasıl bir yarış oldu Süleyman abi? Vallahi güzel bir isim koymuşlar hatta. Bay Bay Lali Bay. Hemen Bay Bay Lali Bay yaptı. Numarayı aldı. Menones tabii yine aynı koştuğu stilde hemen arkasında. O da aradan döndü. Malones uzun bir aradan sonra. Evet. Sahaya döndü. Ondan sonra bir tane Mi Major, Leydros. Alata bayağı bir avans veriyor. Yani o kadar güveniyor ki demek atına. Müslüm biniyordu ona da. Bu şu anda ekranda görünmüyor. Ekran normale döndü tabii. En geride şu anda. Böyle düzlüğe kadar düzlüğe zaten doğru bu şekilde. Düzlüğe doğru getirelim sevgili Hamza. Çünkü tartışmalı görüntülerimizde de uzun uzadıya geçeceğiz. Evet. Menones geldi. Kolay bir vaziyette dışına. Hala sonuncu Alata. Enteresan da bir kaçışı var böyle. Şimdi en dışa çıkıyor. Evet. Ama müthiş bir sprinte kalktı baksana. Ne kadar mesafe kapattı. Devamlı geliyor maşallah. Evet. Geldi ve hakim oldu.
Maradona'sı da yürüttü gelişiyle. O da ikinci oldu. Bir geri alalım mı? Ben yanlış görmüyorsam Müslüm bir böyle bir an oturup biraz daha geri alalım mı sevgili amca? Bir otur kalk yapsam mı derken vazgeçti. İyi ki var şurada. Ya artık o işler... Yani hiç yapmayan biriydi. Tam böyle yapar gibi olup bıraktı. Galatasaray ilgilerini kutlayalım. Evet. Atan abi? Ya çok güzel koştu. Bekleme yarışı yaptı. Hızlı tempoda. Son düzlükte de kolay bir galibiyet elde etti. Ama Alonso tabii çok farklı bir at yani. Bu grubun evet. Çok üzerinde, çok sınıf. Çok uzun müddette de koştu. Çok güzel bir at. Sıkıntılı bir dönemden çıktı. Geri dönüş yarışı olarak koştu. İyi de bir yarış yaptı. Yani tabii iyi bir yarış yaptı. Ama onun normal beklenti yani Malons kariyerindeki bir at normal yarışından. Çok aşağıda bir yarış ama çok normal tabii bu kadar aradan sonra. Abi bayağı kalın zaten. Bu yarış inşallah güzel gelirse Malos zaten yani sezon boyu grup yarışlarda ya çok farklı yerlerde koşabilecek kapasitede klasla bir at. Bir ihtimal belki acaba Haraya gider mi diye düşünüyordum. Çok kıymetli bir at çünkü. Bir sene daha herhalde devam edecek. Koşulması istendi. Bay Bay Lalı Bay da bence gayet güzel bir yarış koştu iyi atların yanında. Ama kazanan bugün için kolay bir yarış kazandı. Alatay'ı ilgilerini kutlayalım. Sevgili yönetmenim Hamza'ya sorayım yurt dışı için. Yaklaşık 2 dakikalık bir süremiz var. O arada birkaç yarış sever yorumunu da sizlerle buluşturmak istiyorum ki yeni formatı buyurun Süleyman Hanım. Musa Özdemir evet. Beyefendi yeni atçı. Yeni atçımız evet. Bize hediye gönderdiği hediyeyi aldık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet. Musa kardeşimizi bilmiyorum hatırlar mısınız? Serdal Başkan'ın bir iftar yemeği vardı. Şimdi tam yerini hatırlayamıyorum ama oraya davet ettiğimiz, bizim programda davet ettiğimiz yarışsever kardeşlerimizden bir tanesi. Evet. Evet. Orada hatta masamıza otururken Sayın Başkanımız da gelmişti. Onlar tabii atçı olmak istediklerini hep o zaman işte anlatmışlardı. Başkan da ona demişti ki siz atçı olun, atınızı alın. Ben size her zaman yardımcı olacağım demişti. Çok net hatırlıyorum. Geldiler. Aracı ekürüsünden çok güzel 2 tane at aldılar. Size çok selamları var evet. İmparatora. Ayakları düz bastın. Ben de bugün belgelerini imzaladım. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Güzel yine başlarlar, güzel her devam zaman. Ederler. Her türlü destek. Bizim programımız evet. Bir atçı daha kazandırdı yani. Çok güzel. Ne güzel değil mi? Evet. Pivotaloğlu aldı. Erkek bir pivotal aldı yani. Ayakları düz bastın. Pivotal. Kaneko'nun babası yani pivotal biliyorsun. Evet evet. Onun bir erkek dayını aldı Vefa Bey'den. Bir de Nathaniel aldı. Nişardan gelme. Evet. Hayırlı olsun. Ayağı düz bassın inşallah. Amin. Ayakları düz bassın diyelim. Mikrofon sende ile ilgili bazı sorular var. Başvurular incelenmeye başlıyor. Ocak ayı içerisinde de yarışma formatı sizlerle buluşacak. İlk turdan itibaren de başvurusu ilk aşamayı geçen adaylar yarışma formatında sizlerle buluşacak. Ondan sonrasında da finale kadar giden yolu hep birlikte TCK TV, Tay TV yayınlarında takip ediyor olacağız. Bunun yanı sıra başvurunun son tarihini sormuş yarışseverler. Program başladıktan sonra 1-2 hafta daha başvurular açık kalacak ki formatı görüp iddiasını devam ettirmek isteyen bazı adaylar varsa oradan başvurularını da sürdürmeye devam edecekler. Jüri konusunda henüz bir açıklama yok. Buradan Sayın Müdürümüz Metin abiye de selamlarımı söyleyeyim. Ser veriyor, sır vermiyor. Jüri konusunda da henüz bir açıklama yok. Ama yarışmanın Ocak ayı içerisinde startının verileceğini söyleyelim. Bekleyen arkadaşlar da var. Henüz başvurusunu yapmamış isimler de en azından mesaj atan arkadaşlarımızdan var. Bu yönde de bilgiyi vermiş olalım. Yurt dışına gidelim. Beşinci koşuyu görüp kısa bir aranın ardından, yarışın ardından kısa bir ara verip dönüşte tartışmalı görüntülerimizle sizlerin analiz talebi istediğiniz yarışları görelim.
Değerli yarış severler, ikinci üçlü Ganya'nın başlangıç ayağı olacak. Beşinci koşu için iki yaşlı İngiliz tayları 1670 metre mesafede kum pistte start gerisinde toplandı ve yerlerini almaya başlayacak taylar. Değerli yarış severler, bu koşuda 4 numarada Fighter Jet ile 8 numarada Supreme Bing yarışta favori. 1 numaralı Just Happy ise start almıyor. 2 numaralı Twist and Twirl yerini alan İlk tay oldu. 6 numaralı Curtis kuvvarında hazır. 3 numaralı Quiet Ready yerine yakın. 4 numaralı Fighter Jet yerini aldı. 5 numaralı Cassation yedekte. 8 numaralı Supreme Bing yerini alıyor. 9 numaralı Cayman. 5 numarada Cassation'da yerini aldı. Caveman son isim. Taylar start hakeminin emrine girdi. Sekiz numaralı Supreme Bing biraz huzursuz davranıyor. Start verildi ve 5. koşu başladı değerli yarışseverler. Taylar düzgün çıkış yaptı. 3 numaralı Quiet Ready, içindeki 2 numaralı Twist and Turl'le mücadele veriyor. Dışlarına 4 numaralı Fighter Jet atak yaptı. 4.'lüğe de daha geride dışta. 9 numaralı Caveman yer tuttu. 1.5 boy kadar geride 5.'likte bariyer dibinde 5 numaralı Cassation. Daha sonra ortada 7 numaralı No Need to Worry var. Onun 1 boy kadar gerisine atak yaptı. 8 numaralı Supreme Bing. 4 boy kadar geride kalan 6 numaralı Curtis oldu. 1000 metre start yerine doğru taylar bu şekilde gidiyor. Şimdi 2 numaralı Twist Twist and Twirl. Bariyer dibinde bir boy farkta rakiplerine liderlik yapıyordu ki dış kulvardan temposunu yükselten 9 numaralı Cayman geldi. Önde 2 tayla birlikte çekişiyor. Aralarında 3 numaralı Quiet Ready var. 4.'lükte bir boy kadar geride. 4 numaralı Fighter Jet. Onun 5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Supreme Bing. Öndeki tempoya ayak uydurmak için yüksek tempoda öne hamleler yapıyor. 5 boy kadar geride 7 numaralı No Need to Worry var. Onun 1.5-2 boy kadar gerisinde ortada 6 numaralı Curtis. Son sıraya düştü 5 numaralı Cassation. Bu şekilde taylar düzeye doğru ilerliyor. Dışta 9 numaralı Cayman, bunun içinde 2 numaralı Twist and Twirl mücadeleyi sürdürüyor düzeye çıkılırken. 4 boy kadar geride 3 numaralı Quiet Ready. 2.5-3 boy kadar geriye 4.'lüğe 7 numaralı No Need No Worry atak yaptı. Düzeye çıkıldı içeride 2 numaralı Twist and Twirl. Dıştan gelen 9 numaralı Cayman'e direniyordu. En dıştan 7 numaralı No Need No Worry güçlü ataklarla geliyor. 7 numaralı No Need No To Worry güçlü geliyor içerideki 2 tayı son yüzde. 7 numaralı No Need To Worry yakalıyor bundan sonra. Sonra liderliği alıyor. 1.5 boy fark yapıyor ve yarışı da 7 numaralı No Need To Worry kazanıyor değerli yarışseverler. 9 numaralı Cayman ikinci, 2 numaralı Twist and Twirl de yarışı 3. olarak tamamladı. Son 200'e girilirken öndeki iki tay çekişiyordu. Dış kulvar açıldı. 7 numaralı No Need To Worry bundan sonra jokeyinin bütün teşviklerine karşılık verdi. Tay her metrede öndeki iki rakibiyle farkı azalttı. Bu metrelerde görüyoruz dışta 7 numaralı No Need To Worry jokeyinin teşviklerine karşılık veriyor. Son 50'ye girilirken liderliği alıyor. 1.5 boyda fark yaparak 5. koşuyu kazanıyor.
Aradan döndük ve tartışmalı koşulları arka arkaya ekrana getireceğiz. Önce İzmir merkezli 3 yarışı ekrana getireceğiz. İlk ikisi de Muharrem Ok kardeşimizin aynı gün içerisinde bindiği safkanlarıyla yarışların protesto sonrası, biri RSN, biri ikinci kalan safkanın ilgilerinden gelen protesto sonrası değişiklikler. Her ikisini de değerlendireceğiz. Ondan sonra sizden gelen, peki bir de bu yarışla kıyaslar mısınız talebi vardı, onu da değerlendireceğiz ama... İlk olarak evet, değişen ilk yarışa gidelim. Uçan Baron, kır safkan, siyah ağırlıklı, siyah beyaz formasıyla dış kulvarda gördüğümüz safkan yarışı birinci bitirecek. Ama komiserler kurulunun RSN incelemesi sonrası şu anda yanında gördüğünüz yeşil beyaz formalı Ergökçe'ye yakınlaşması ve içindeki safkana da apere de etkisi olduğu düşünülerek yarışın birinciliğinden dördüncülüğüne alınmasıyla bir derece değişikliği söz konusu olacak. Günün birinci koşusunda İzmir'de dün pazar gününün yarışlarında böyle bir tartışmayla günü açtık. Süleyman abi, normal oynatalım. Yarışı normal oynatalım. Şimdi burada çarpma yok farkındaysanız. Evet, çarpma yok. Çarpma yok. Önüne geliyor. Perdeliyor, tamam. Çarpma yok. Performans bakarsak zaten o atın onu geçme şansı, olasılığı hiç yok. Benim şahsi kanaatim bu yarışın değişmemesi. Ha, jockey cezayı ver. İstersen 10 gün ver. Çünkü çok devamlı yapıyor her hafta. İstersen 15 gün ver. Ama yarışı değiştirme yani. O atı geçme olasılığı yok. Çünkü önüne gelirken çarpmadı. Öbürü hemen tuttu, dışına aldı. Benim görüşüm bu yarışta böyle. Ama Orhan tabii bu işlere çok alışmış yani. Muharrem. Babası rahmetli. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Yani Muharrem bu işlere çok alışık. Onun için kötü bir güne gelmiş komiserde. Günün ilk koşusunda daha böyle bir yaptırıma gitti.
Atan abi de döneceğim. Süleyman abi der ki yarış değiştirmek kararı. Ayrı bir olay. Jockey'e ceza ayrı bir şey. Ya herhalde. Jockey'i cezalandırayım derken atı da mı cezalandırdı acaba İzmir Koç'ta? Şimdi o karşı düz alsana kule kamerasını. Şimdi Muharrem en dışta, en içeride bir at var bak. Yaptığı hareket en içerideki atın kulvarının kapanmasına kadar gidiyor bak. Bak görüyor musun? Zincirle var. Geri git bir daha göster. Bir domino amca etkisi var. Tabii. Ta en içeride bak. En içerideki atla arasında kaç metre var yani? Epey. Öyle bir şey yapıyor ki içeriye doğru geliyor. Hep böyle zincirleme ufak 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 o atın bile kulvarı kapanıyor. Ha imparatora %100 katılıyorum. Performans olarak ben de bu yarışı değiştirmem. Ama herhalde Muharrem'in sürekli bu konularla gündeme gelmesi hoca artık buna tak demişti. Dedi ki artık hocam, bu artık yani bunu bir alışkanlık haline getirdi. Ben buna eğer iyi bir ceza vermezsem bu herhalde yapmaya devam edecek diye düşündüm ama tabii ki bu başka bir bakış açısı. Ben de kusurlu bir hareket olduğunu, dikkatsiz bir biniş olduğunu düşünüyorum. Mükerrer olduğu konusunda da hemfikiriz herhalde. Mükerrer oldu. Evet tabii ki yine de burada daha sakince bir karar verip bence koşunun değişmemesi gerekirdi. Hı hı. Ama mutlaka Muharrem'in ceza alması gerekirdi. Foul yaptığı atın performansı koşunun değişmesine yetecek seviyede bir performans açıkçası değildi. Ama önce içine geldi. Şimdi dikkat et belki hoca şuna da kızmış olabilir. Tamam geldin şimdi kulvarında devam et. Yok yine dışarı doğru geliyor bak. Tamam. Bir kere daha biraz daha geliyor. Yani belki devam etse yine gelecek yani. Dolayısıyla bunu artık ciddi kusurlu bir hareket olarak gördü hoca. Hani çok daha ortalığı ayağa kaldırır mıyız değiştirdi diye. Bana sorarsan da kaldıramayız. Ama ben olsam jockey'e ceza verirdim. Koşuyu değiştirmezdim. Tamamen fikir jimnastiği yapmak açısından. Fakat hocanın soruyorum, ne kadar haklı olduğunu bir sonraki şeyde anlatacağım. Sevgili Hamza, bu yarışı normal yarış kamera 5'ten bir verebilir miyiz? Şöyle düşünmüş olabilir mi? Tamamen beyin jimnastiği yapmak adına soruyorum. Ergökçe'nin foul yedikten sonraki, yani şuradaki dışarı çıktıktan sonra yarışta daha iyi bir derece yapabilecek mesela tekrar düşünmüş arayı olabilir, kapatıyor. Yani düşünmüş olabilir. Bu at 3 olurdu. İşte o yüzden zaten çok fazla itiraz etmiyorum. Evet, kazanan atı geçemeyecek. Evet. Ama daha iyi bir derecede ikincilik, yapabilir. Üçüncülük konusunda ki şansını yok ettiğini düşündü hoca. Çünkü yarım boya kadar neredeyse düşürdü tekrar. Orayı da değerlendirerek bir karar verdi ama ben böyle bu tip durumlarda kazanan atı geçip geçemeyeceğini birinci derecede öncelikle alırım. Evet. Önemli olan odur çünkü. Çünkü bu atların üzerine oyun oynayan yarışseverler var. Yani sen Muharrem'e ceza verirken atın sahibine, ata oynayana da ceza veriyorsun. İster istemez veriyorsun haklı olarak. Dolayısıyla ben orada ikinci, üçüncülük şansı bence ikinci planda değerlendirilecek bir noktadır. Burada önemli olan yapan atı geçiyor muydu diye bakarım. Ya mesela atıyorum tam tersini söyleyelim. Faule maruz kalan at daha da arkada kalsaydı. Mesela diyelim ki şu anda beşincide olan da arkasında kalsaydı. Yine değiştirecek miydin? Yine değiştirecek miydin yani? Belki de değiştirmeyecektin. Tabii. Evet. Orada takdirini kullandı. O yüzden çok itiraz edemiyorum. Ama ben olsam imparatorla aynı kanaatteyim. Bu yarışı değiştirmem. Orhan'a gün cezası verir. Muharrem'e. Şey pardon. Muharrem'e. Bugün Orhan bizi andı ya. Evet. Nur içinde yatsın. Nur içinde yatsın. Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz de bir kardeşimizdi. Çok yine da trafik kazasında kaybettik. Evet. Trafik kazasında çok. Bursa dönüşü. Allah rahmet eylesin. Rahmet mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Muharrem Okada geçmiş olsun ama hani sürpriz değil en azından İzmir yarışlarını sıkı takip eden yarışseverler için. Ya ben sizin kadar takip etmiyorum ama grupta devamlı hani yazışmalarda Muharrem'le ilgili hep bu tarz şeyleri yazdığınızı görüyorum. Sizin gördüğünüzü tabii hoca da görüyor yani. Geçmiş olsun. Ama aynı gün sevgili Muharrem'in karıştığı ve yine protesto olup değişen bir yarış daha var. İmparator'a soracağım bunu, çok merak ediyorum. Evet. Böyle bir şey hiç yaşadı mı, biliyor mu? Aynı gün. Hani çok eskiden kere şeydi zaten. Hani tabii ceza yaptığın zaman hemen başlıyordu. Binemiyordun zaten. Tabii. Aynı gün şey hiç. İmparator onu zaten binmeme sebebi oydu, biliyor musun? Evet. Yani bu adam zaten şu anda tedbiren binmemesi gereken bir adam. Yani cezalıyken ceza alabilir korkusuyla binmiyordu. Aynen. Ama bu sefer kim mağdur oluyordu? Atçı. At sahibi, yarışsever mağdur oluyordu. Bir yarış sonra bu atıyorum şimdi Muharrem mesela aynı şey Halis Kırtaş için düşün. Yani. Bir atla istemeden de olsa bir foul yaptı. İki koşu sonra. Atıyorum King Mango yarışı var o gün. Misal yani. Böyle mağduriyetler oluyordu. Bence bu sistem daha doğru tabii. Tamam. Ama aynı gün
İki yarışçı değişen bir jokey. Bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Yok. Tarihte var mı? Ben de zannetmiyorum. İmparator hatırlamıyorsa biz hiç hatırlayamayız zaten. Zaten eskiden, eskiden hemen otomatik indiriyorlardı. Usulen olma şansı yok eskiden. Çünkü sistem öyle değildi. Görelim ikinci protestoyu ve değişen yarışı. Altın Zele. Sarı yeşil formasıyla altın ekürüsünün safkanı. İç kulvarda izliyoruz şu anda. Evet, bak şimdi. Yavaş yavaş dışarı doğru buradan gelmeye başlıyor. Mücadele de dışarıda zaten. Buradan o at oraya gider mi diyorsun. Bak. Şu anda normal değil mi? Bir anda ne olacak bak. Hoppa. Altın Zele dışarı geliyor. Atik Atik'le buluşuyorlar. Bak hala kurtarma şansı var. Kamçıyı sol eline aldı. Bir tane vurdu. Şimdi esas son bir dakika tane çarpacak. Hop. Tamam, çarptı burada. Koluyla yine. Ya Muharrem'in kolu hep bir omuz darbesi. Sonda dikkat edin abi, yine dirseğini çıkartıyor. Yana. Ya bak at biraz kaçıyor artık. Al eline. Atın kaçtığı yok. Muharrem kendi gidiyor. Tabii. Yok yani gittin diyelim. Al sağ eline kamçıyı kardeşim. Düzelt atını yani. Kulvarında ya. Aldın da tamam. Bak böyle devam etse belki son hamle olmayacak, biliyor musun? Bak abi sonda şimdi yine sağ dirseğine bak abi bak. Sağ dirseğine bakalım. Bak yine açıyor. Şimdi bana geçen hissiyat ne biliyor musun burada? Bu dedi ki şimdi ben birinci koşuda zaten aldım yandım. Benim yarışım gitti. Bir daha dedi yarışı değiştirecek cesareti gösteremez. Ben ufak ufak en azından bu yarışı kurtarayım, cezaya kazanarak gideyim diye düşündü o. Kısa vade yarışla. Yani üst üste iki tane fazla bulur, vermez diye düşündü. Yaptı ama hoca enteresan yani. Bravo yani, hiç sen yapmıştın zaten, ceza alacak, vermeyelim bunu da görmezden gelelim demedi. Başka bir şey söyleyeyim bak, ilk yarışta onu yapmasa, ilk yarış normal düz bir yarış olsa burada değiştirmekte zorlanacak hekim. Niye biliyor musun? Çok sonuna denk geldi yarışın. Hani finişine denk geldi o temas. Belki orada bir şey kullanacak. Bir inisiyatif kullanacak belki tabii. Bilemiyorum. Ama yok kardeşim ben bir daha yaparım dedi hakem de. İkinci sarı. Yani huy edinmiş artık kırmızı. Bunu. Düzlükte gezinmeyi. İşte foul yaparsam kazanır mı? O iyi bir şey değil. Nitekim de işte iki tane yarışı değişti. Ha birisi değişirdi değişmezdi. Ama bu %100 değişir. Ne oldu? Onardan 20. İsterse attırabilir de. Tekerrürden. Para yani, cezası ikiye katlanıyor bir kere otomatik. Gün cezası hariç. Ya para cezası mi? Ceza değil bence. Ayrı mevzu yani. Oradaki ikincilikten onları ödüyor zaten. Aldığı ikincilik montundan zaten ödüyor. Ya yoksa ikincilik montu gitti. 800-800, 1600 lira. Az mı ya? Tabii boşalmış oldu. Öyle de ödüyor diyorum. Cebinden anladım, çıkan bir şey, bir şey yok ya diyorum. Tamam. Yani. Ama caydırıcı değil yani para cezası. Büyük geçmiş olsun. Yani burada güzel bir fikir. Bunun burada geçmiş almak olsun yok. Yapmasın. Ne tabii geçmişi yapmasın. Bu bir şey değil ki. Geçmiş olsun diyelim. Allah korusun bir şey olsun. Geçmiş olsun ama bu. Abi düşünsene iki tane atın sayısı birincilik montundan oldu. Ya. Tabii. İki tane atın sahibi biricik ikramisinden oldu. Yüzlerce, seyirci, binlerce, on binlerce yarışsever kazanacağı altıldan oldu, ikilden oldu, çifteden ya oldu. Ya da performans olarak tartışacağımız başka bir at üzerinden başka bir grup. Yani. Yani sonuçta yine yarışsever. Tabii ki. Hani diğer atı oynayan yarışsever. Bu atı oynayanlar tabii özelinde ki söylüyorum. Yani Muharrem'in bindiği atlara oynayan aynen yarışseverler üzerinden söylüyorum. Yani. Evet. Evet, şimdi yine İzmir'de kalacağız. Bu yarışlar bu şekilde değerlendirilince yarışseverlerden farklılarız etiketine Jotunheim'ın kazandığı yarışı da ekrana getirir misiniz talebi vardı. Hayır hayır getiririz. Yine protesto olan, bu kez protestosu reddedilen aynı bölgedeki bir diğer hakem kararını da yarışseverler İmparator'a ve Atan abiye sormamızı isterler. Jotunheim beyaz ağırlıklı beyaz mor formasıyla yarışın liderliğini yapan safkan Poker Face'e ve Congenial sana doğru bu hamleleri konuşuldu. İşte Uçan Baron'la Ergökçe yarışına benzerliği var mı yok mu? Tek noktada geldi, düzeltti. Şimdi demin birinci ilk seyrettiğimiz yarışa değişmez diyen biz bu yarışa değişir diyebilir miyiz yani? Bak şimdi yani Ergökçe Uçan Baron mücadelesi de değişmez dedik. Burada dedik, performans dedik yani. Onu değişmezlikten sonra buna değişti. Geldi burada. Evet, açılma var. Burada açıldı ve düzeldi. Ama çarpma yok, bir şey yok. Ama mutlaka yok
ihtar olabilir. Mükerrerse küçük bir gün cezası olabilir. Bunlar olabilir yani. Çünkü ya o artık komiserin taktiğine kalmış ama öyle buna... Yani yarış değişmesi çok ağır karar olur bence burada. Öyle para cezası tamam ama öyle 5 gün 5 gün cezalık bir faul değil ya. Ha, devam ederse ben yok. Şunu anladım İzmir komiserlerinden. Özcan'ı bir daha bu şekilde görürse belki de değişmesi gerekmeyen bir yarışta belki değiştirecek hoca. O yüzden herkesin çok dikkat etmesi lazım yani. Nereye geldiler baksana. Gelmeyin abi, düz gidin yolunuza. Adana'da yapamazlar. Adana'da olmuyor artık bak bunlar. Evet, Adana'da bitti. Adana'da bunlar olmuyor. Bir şey söylemek istiyorum burada. Eğer komiserler kurulu bu kamçı kullanımına bir şey getirseler standart, bu faullerin hiçbirisi olmayacak. Oynat yarış Hamzacığım. Yine Jotunheim yarışını istiyoruz. Evet, oynat. Görelim bir daha. Ön kuleden bir görelim. Ön kuleden geliyor görüntü. İmparator farklı bir analiz yapacak. Bak şimdi. Al bir, biraz geri alalım. İlk kullandığı kamçıya bak Özcan. Beyaz, evet. Bu ne? Bu ne ya? Oo. Bu yani kuralda böyle bir kamçı kullanımı yok. Oynat. Arkada Mirbilgin'de de var aynısı. Ya şimdi biz önce ona bakıyoruz. Bak şimdi sağ elini alacak. Ağır çekimi alalım. Yine Jotunheim'a mı bakacağız, evet, Süleyman abi? Yine Özcan'a bakıyoruz. Beyaz formasıyla şu anda önde. Bitti galiba yarış. Evet, bitti. Şimdi burada çok şey anlatacağım da anlatamıyorum, biliyor musun? Yani neden böyle bir söyle? Ya işte onu anlatamıyorum. Olmuyor. Bu şekilde kamçı kullanılmaz. Yani kaç defa söyledim? Enişte el patron var. Ya, o ya da bunu tabii sevgili Sinan. Komiserler kurulunun benim ne demek istediğimi anlaması lazım. Bazı hocalarımız maalesef yani bu konuda çok şey. Bak şimdi çok bütün jokeylere yani. Bakın. Hepsi nizamsız kamçı kullanıyor. Öyle kamçı kullanımı yok. Orhan Okun demin değişen yarışlarında bakın kamçı kullanımına. Hepsi nizami kamçı değil. Buna dikkat etse kendi yükünü de hafifletecek komiserler kurulu. Ben bu hafta bir hakem raporunda gördüm bu kamçı kullanımı ile alakalı. Adana mıydı yine? Adana'ydı. Çok net yarıştan önce toplamış. Adana. Aynı. Sanki imparator yazmış dedim. Evet. Pist koşulları, bak, kamçı kullanımı. Burada söylediğini birebir yazmış ve yüzlerine karşı söylemiş Adana. Yarışlardan önce. Arkadaki mücadeleyi soran yarışseverler var. Mesela o enişteki kırmızı formayla mesela Utkucuk, onlar da tabelanın son sırasına asılmak için bir mücadele var. Hop. Orada da bir temas var. Hop, bir temas daha. Ya işte Allah aşkına atlar nerede döndü, atlar nerede bitirdi? Olunca, hiç kulvarında dönüp bitiren var mı ya? Allah aşkına bakın yani. Böyle bir İnanılır şey. Yani şimdi yani bu faullerin %90'ı usulsüz kamçıdan kaynaklanıyor. Artık bunu görsünler. Doğru. Yani usulsüz kamçıdan atlar kendini sağa sola atıyor. Tabii ki. Yani işte jokey de gidiyor, at da atıyor. Ama usulünde kamçı kullanılsa bu şekilde at sahibi de mağdur olmayacak, seyisi de olmayacak, antrenörü de, yarışsever de. Bak kırmızılı jokeyin kamçı kullanımını görüyor musun? Kamçısı nerede? Bak eli nerede bak. Bu %100 hata yani. Allah aşkına. Kaç tane yurt dışından sezon içerisinde iyi mitinglerde yarış seyrettik, değil mi? Şampiyonatları seyrettik. Kaç defa Detori'nin yarışını seyrettik. Ya bir tek gün şöyle bir şey var mı ya? Yok. Ama şöyle bir şey var mı abi? Biz anlatamadık burada. Ama nedir abi bu? Anlaşılacak bir şey değil ya. Ya böyle bir el kullanma, böyle bir kamçı kullanma, böyle bir kamçı gösterme. Abi lafını balla keseceğim. Yurt dışı yarış zamanımız gelmiş. Dönüşte kamçı meselesini de konuşalım. Değerli yarışseverler, Parks Racing'de Philadelphia'da 6. koşu yapılacak. 1-2-6-11. Start almıyor 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları 1300 metre mesafede kumpiste mücadele verecekler. Bu koşuda 2305 Türk lirası sıralı 5'li bahis oyunu devirle oynanabiliyor. Koşudaki
Favori isme baktığımızda formda Ruben Silveira ile %48 oynanma oranı alan 10 numaralı Ford Fortitude. Ford Fortitude ön planda favori olarak gösterilmiş değerleri severler. Sizlerin tercihiyle Ruben Silveira da bugün başarılı bir gün geçiriyor. Evet, 12 numaralı Powerful Ally geride kalan son at. Atlar 6. koşu için start hakeminin emrine girdi. 1-2-6-11 koşmuyor. Start verildi ve yarış başladı. Bir boy kadar 3 numaralı Barilko geç çıktı ama doldurdu. Grup içinde yerini aldı. Yarışa 5 Safkan hızlı başladı. 3 numaralı Barilko geç çıkmasına rağmen iç kulvardan yolunu buldu. Geldi 4 Safkan'ın önüne geçip liderlik etmeye başladı rakiplerine. İkincilikte 8 numaralı Tio Villar tuttu. Üçüncülükte 9 numaralı Art West. Onun dışında 12 numaralı Powerful Ally var. Beşinciliğe 1,5 boy kadar geriden 4 numaralı Irish Colonel yerleşti. Onun 2,5 boy kadar gerisinde 10 numaralı Ford Fortitude. 4 boy kadar geride önlere 5 numaralı Mark Trail gelmeye çalışıyor. Dışarıda 7 numaradan Zio Beach şeklinde son 800'e girildi. 3 numaralı Barilko'yu, bunun dışından atak yapan 8 numaralı Tio Will ve onun dışındaki 12 numaralı Powerful Ally yakaladılar. 3 numaralı Barilko tempoyu yitirdi. Dışta 12 numaralı Powerful Ally içindeki 8 numaralı Tio Will ile düze mücadele vererek çıktı. Düzün hemen başında da tempoyu yükselten 12 numaralı Powerful Ally oldu. Son 200'e gidilirken farkı 4 boya kadar çıkardı. En dış kulvardan 10 numaralı Ford Fortitude atak yapıyor. Bakalım 12 numaralı Powerful Ally'a yaklaşabilecek mi? 12 numaralı Powerful Ally rakiplerinin 2,5 boy farklı önünde. 10 numaralı Ford Fortitude geliyor. 10 numaralı Ford Fortitude geliyor. Rakibini fotoda yakılıyor. Çok ilginç. Ve sonları zevkli bir yarış oldu. Sonlara kadar 12 numaralı Powerful Ally rakiplerinin ataklarına karşılık vermeye çalışıyordu. 10 numaralı Ford Fortitude geldi. Fotonun hemen önünde rakibini yakaladı. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Bu metrelerde izliyoruz. Son 200'e gidiliyor. 12 numaralı Powerful Ally düzlüğün hemen başında liderliği almış ve son 20 metreye kadar gerideki safkanların ataklarına karşılık veriyordu. 10 numaralı Ford Fortitude son 25-30 metre içinde her metrede farkı kapattı, sprintini attı. Evet, yakın bir çekimde görüyoruz. Rakibini fotoya yakın yerde yakaladı. Geçebildi mi? Kritik bir foto, birazdan göreceğiz. Çıktı düzlüğün hemen başında da tempoyu yükselten 12 numaralı Powerful Ally oldu. Son 200'e gidilirken farkı 4 boya kadar çıkardı. En dış kulvardan 10 numaralı Ford Fortitude atak yapıyor. Bakalım 12 numaralı Powerful Ally'a yaklaşabilecek mi? 12 numaralı Powerful Ally rakiplerinin 2,5 boy farklı önünde. 10 numaralı Ford Fortitude geliyor. 10 numaralı Ford Fortitude geliyor. Rakibini fotoda yakılıyor. Çok ilginç. Ve sonları zevkli bir yarış oldu. Sonlara kadar 12 numaralı Powerful Ally rakiplerinin ataklarına karşılık vermeye çalışıyordu. 10 numaralı Ford Fortitude geldi. Fotonun hemen önünde. Gayri resmi olarak 10 numaralı Safkan'ın galibiyeti geldi. Çok sayıda reaksiyon geliyor. Hem jokeylerden hem sevgili Yücel Bilik seyrediyormuş. Selam olsun. Çok selam ve saygılarımı iletiyorum. İmparator boşa imparator olmamış diyor. At binen jokeylerden kamçı meselesine yönelik yine katkılar geliyor. Atan abi senin lafını bölmüştük. Yok, bu kamçı meselesiyle ilgili. Ya yok ya, dünyanın baksınlar ya, biz hani biz diyelim ki bize inanmıyorlar. Dünyanın açsınlar YouTube'da tekrar tekrar Avrupa'da en iyi yarışların videoları var. Var mı acaba böyle elini sürekli böyle kaldırıp indiren kamçı gösteren bir jokey var mı? Soru bu. Biraz evvel yarış koştu işte. Adam nizami şekilde omuzundan yukarı kalkmıyor. Yani. Kullanıyor ya, kamçıyı. Bütün düzlük yani, sağ eli ya da sol eliyle aynı hareketi yapıyor yani. Ne faydası var onu da bilmiyorum yani. Ya onun ne demek onu anlatamıyoruz işte. Yani o şekilde kamçı kullanılmaz. Kesinlikle.
Geçmiş olsun. Ve de buna müsaade ettiğin zaman ne oluyor? Türk jokeyliğinin stili de bozuluyor. Ya stil mi kaldı Allah'ın? Sen... Yani stil de bozuluyor yani. İyi binen de bozuyor. O da başlıyor o şekilde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazı hipodromlarda Türk jokeyliği 70 yıl geri gitti ya. Doğru. Katılıyorum abi bu tespitine. Çok... Ciddi söylüyorum ya. Tamam İstanbul, doğru. Ankara buralar farklı klas var. Çizgisi belli tabii. Yani Adana'sı, İzmir'i yine nispeten ama bazı hipodromlardaki binişler 50 yıl önce böyle binilmiyordu, ben sana söyleyeyim yani. Bu arada o imkansızlıklarda hem, hem teşekkür edeyim hem dikkatlerine yarışseverlerini de sunayım. Geçen hafta pazartesi Doğu illeri için yapılan yorumlardan sonra gerek bölge hocalarından istihbarattır bu. Birinci ağızdan bilgi değil. Bazı jockey arkadaşlarla bir diyalog olmuş. Ferit Yardımcı ve Mehmet Ali Aktürk söylemiştik tecrübeli isimlerden. Ferit çok azalttı. Bazı yarışlarda yapıyor. Genelinde yapmıyor. Mehmet Ali Aktürk de eski stil tekrar döndü, bindi. Mesela geçen hafta dile getirdiğimiz isimlerdi. Umuyoruz eskiye doğru tekrar bir dönüş o hipodromlarda olur. Şimdi bu senenin parlayan yıldızı kim geçen seneden beri? Vedat Abiş. Vedat. Büyüklerden Akbulut. Akyavuz. 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 Mehmet Akyavuz. Mehmet Akyavuz. Bu çocuk eski stil biniyor. Yani evet. Bizlerin bindiği stilde biniyor. Ama kendisinin başka şekilde hiç bozmuyor. Ve öyle ve biniyor. Ve muvaffak oluyor. Ne yarışlar kazandı. Doğru. Bir. İkincisi Vedat Abiş. Bu kadar basit yani. Yani bildiğimiz, alıştığımız stilde de çok kazanılabileceğine dair de örnekler var. Yani, sadece diğer örnekler. Okulun stilini bilmeyen işte arkadaş da kazanıyor. Ama okulun birebir stilini bilen öğretilenin ve tabii ki bindiği yarışlar, kazandığı yarışlar belli yani. Ha, okulda beraber olduğu okudu arkadaşları var. İdman'da bile oturuyor ben baktım. İzmir'de idman yapıyor, hatta iş yapıyor. Tesadüfen sabahleyin baktım oturup kalkıyor. Eyvah eyvah. Şimdi yarışseverlerin farklarınız etiketine de ısrarla sorduğu bir görüntü gideceğiz. Alaaddin Küründük kardeşimize çok ciddi eleştiriler geldi. Demanded üzerindeki performansı sebebiyle. O da pazar günü İzmir'in tartışılan görüntülerinden biriydi. Grubu ayırdı. Yanına kimseyi yaklaştırmadı belli bir metreye kadar Safkan. Ve çok avantajlı girdiği son metrelerde yakın çekimde de göreceğimiz şekilde jockey Alaaddin Küründük'ün biraz boşlamasıyla içeriden çok etkili bir sprint atan Başdaner'e aynanın önünde bir burun farkıyla mağlup oldu. Şimdi burada atın üstünde bu kardeşimiz ne kadar düzgün görüyor musun? Gayet iyi. Atı hakim. Tüyor. Öyle boşa çalışmıyor. Her şey çok güzel. Ama 3 aksiyon kala kazandım diye türbüne bakıyor. Bakacak şimdi bak. Ya at da yani aslında ona mesaj veriyor yani. At öyle çok da keyifli bak, kazanıyorum gitmiyor diyor. Yani. Orada bitti koşu. Eyvah. Tabii büyük hata bu. Bak Süleyman abi. Aslında o kadar önde olmasına rağmen kamçı teşviğini devam ediyor. Çünkü farkında. Evet. Temposu düştü atın, yavaşladı. Bak kamçı kullanacak şimdi. Hani daha buralarda koşuyu kazandım demiyor kendisi de. Bak hala bak kullanıyor kamçısını. Zaten teşviğine de devam ediyor. At solunda gidiyor. Yani gidiyor. Artık sen şimdi ayak değiştirdi. Ayak değiştirince o kurtardım koşuyu zannetti. İçindeki atı görmedi zaten. Görmüyor zaten. Benim orada takıldığım biraz geri alabilir miyiz? Süleyman abi size de soracağım. Ekrana bakıyor mesela kardeşim. Ya baktın ekrana. Bak şimdi geliyor. Orada durabilir miyiz sevgili amca? Burada. Ekran orada ekrana değil. Ekrana baktı. Ekran içeride olması lazım. İçeride görüyor. Ama o bu tarafa bakıyor. Yok yok Süleyman abi. Tam sola ekrana bakıyor içeriye. Bak hop baktı. Evet, baktı. Şimdi evet. Yani burada bakıp. Şimdi burada bir yere bakıyor. Şimdi sola sağa bakacak. En son bakacak. Evet, aynı. En son sağa bakacak. Bir de bu açıdan görelim der yönetmenim de. Tamam. Ekranda gördüğü açı bu açı tabii. Yani az evvelki açıyı görmüyor. Bu açıyı görüyor. Şimdi sola bakacak. Aynı yeri görebilirsek biraz daha ileride. Kamçıkla bakıyor dışarıya.
Şimdi ekranda gördüğü açı bu. Bunu yeterli gördü. Şimdi bu bir hata tabii. Büyük hata. Büyük hata. Şimdi birkaç sefer daha söylemiştim. Öndeki jokeyin dikkat edeceği tek şey var. Öndeyse. Türbün çok yakın İzmir'de. Seyirci bağırmaya başlar çok hızlı şekilde. Bağırtı hızlandıkça sen daha çok iteceksin. Çünkü at geliyor. At geliyor. Tabii biz mesela çıkardık öne, öndesin. Seyirci bağırmıyorsa belli. Seyirci bağırmaya başladı mı arttır. Geliyor çünkü öbürü. Seyirci birine bağırıyor çünkü. Tabii öbür ata bağırıyor. Evet. Sana bağırmıyor nasıl olsa kazanıyorsun öndesin. Diye öndesin diye. Arkadan gelene bağırıyor. Ben başka bir şey anlatayım. Bu böyle bir yarış ben de kaybettim. Ama benim kaybetmemin başka bir nedeni vardı. İzmir sezonu başlıyor. Ben Magrip'e biniyorum. A Karaca'ya da zannediyorum Engin Yalçın. Engin Yalçın biniyor. A Karaca numarayı aldı. Ben geldim 200'de. Yakaladım. Şu kadar yaptım. Yarış bitti. Bastım enseye. Yarış bitti kaybettin dediler. Ya nasıl kaybederim? Kaybettin abi dediler. Ya imkan yok. Abi potayı değiştirdiler dediler. Buradan buraya aldı dedi. Ne diyorsun? Ya. Potayı 20 metre ileri almış. Kaç yıllık aynayı değiştirdi? 30 yıllık var mı? Ya 40 ayna hep aynı yerinde yani bindiğimiz günden beri. İnsanda melike kesme diyor. Yani elinizle koymuş gibi biliyorsunuz tabii. Aynayı. Tabii. Aynen kaybettik. Komiserler kuruluna çağırdılar. Fotoğrafı dedi ki komiser yani ben dedi yani senin üst niyetinden şüphe yok. Şüphe yok dedi ama dedim haklısınız. Ve 10 gün mü? Bir hafta mı bir ceza verdiler yani. Ama burada öyle bir şey yok. Pota yerinde duruyor. Bu pota eskiden 20 metre gerideydi. Neye yanıldı biliyor musun? Biraz geri alsana Hamza bu görüntüyü. Bu görüntü güzel. Al geri al. Devam et şimdi. Bak şimdi at bütün düzlük solunda geldi ya Enver. Oynat. Solunda geldi ya. Yoruldu da at. Kamçıyı kullanıyor ayağını değiştirsin diye. Şimdi bak kantarmayı açıp toplayıp atın hop sağa geçti ya. Sağa geçince tamam dedi rahatladı. Aynayı bulacağım dedi. Bak gösterdi bak hop. Değiştirdikten sonra iki teşvik yaptı. At normal aksiyonuna girdi. Artık orada yarışı bitirdiğini düşündü Alaaddin. Evet aynen öyle. Burada da seyirciye bakıyor. Aslında bak ayak değiştirmese olur. Devam edecek biliyor musun? Teşviğe. Yine kurtar. Abi orada ona aldandı Alaaddin. Ama büyük hata tabii yani. Ya. Şimdi tabii bunu şeyle çok mukayesettiler. İşte Magrip'le hiç alakası yok. İşte Gökhan Koçakay'ın biliyorsun bir Karabayırlı hikayesi vardı. Şey Mert Gökalp Aslan'ın biliyorsun evet, Ankara'da tabii. Bir yarışı vardı. Bir de Adana'da dün oldu galiba Emrah Sincan. Emrah Sincan pek benziyor ama. Onların bu yarışla hiç alakası yok. Değil. Yani burada tamamen dikkatsizliğinden anlık bir gaflete düştü ya. Evet aynen öyle. Ya profesyonellikten uzak bir biniş bu. Sen aynaya kadar bu atı teşvik etmek mecburiyetindesin. Bu hatayı yapamazsın. Kaç senenin aprentisi? Jockey oldu Alaaddin. Jockey oldu mu? Tabii jockey oldu. 184 tane birinciliği var ki Alaaddin 50'lik yani 50 yarışlı jockey olan gruptaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hemen yıllarına da bakayım ki ilk atın üstünde 2006'dan bu yana biniyor. Yani 14 tecrübeli. Sene 15 sene yani atın üstünde de gayet iyiydi bu yani tabii. Bırakmasa gayet düzgün. Bazen mesela bir atın yanında kolay gidersin veya aldım, işte kendi atının sprint mesafesini kısaltmaya çalışırsın. Taydır, şudur, budur, fazla özgüven olur. Sonlarda bir yüklenirsin, bu sefer at cevap. Bu öyle bir şey değil yani. Aynı yarış var, senin dediğin yarış gibi bir tane var. Adana. Evet. Yani çok farklı bir yarış yani. Burada tamamen büyük bir hata var yani. Çok. Yani kötü niyet yok ama büyük bir hata var. Hem fikir miyiz abi? Tabii. Şimdi mesela burada komiserin yapabileceği iki tane şey var. Ya 117'den verecek, ya 122'den verecek. Ya 122'den verirse... Tabii ki sıkıntı. Bence vermemesi lazım. Yani ne de o 122. madde işte koşuyu kazanma gayesiyle koşmamak. Öyle bir şey yok. Ya yani öyle bir şey olsa zaten buralara bırakmaz. Tabii kamçılar, teşvikler. Ya tabii canım yani. Ya buraya kadar gelip göz göre göre böyle bir yarışı kaybetmek tabii ki istemez. Büyük bir hata yaptı. Ya 117'den maksimum ceza alacak.
Öyle görünüyor. Yani bunu da mesela ben Safkan'ın sahipleriyle de bir ufak bir iletişim oldu. Onlar da tabii üzülmüşler ama tabii ki bunu kasıtlı yapmadığını bildikleri için affetmişler ama komiserin bunu affetmesi olmaz. Veya bizim yarı severin affetmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Bunun bir cezası var. Alaaddin de cezasını alacak. İnşallah onun da kulağına küpe olmuştur. Zaten kendisi de pişmanlığını paylaştı sosyal medya hesabından ama tabii yarı sever mağdur oldu yani. Bunu böyle görmek lazım yani. Abi tabii hata her spor dalında var. Dün yorumlarına, analizlerine inandığım bir isim dedi ki pazar günü öğlen birinci koşuyu yeni bir atçısın, yarış seversin. Birinci koşu izledim. Bir şey oldu. Twitter'da hareketlilik, yarış değişti. Beşinci koşuyu izledin. Jokey'e dışarı bakarken sonuç değişti. Yarış kaybetti. Sekizinci koşuya, dokuzuncu koşuya bakarken foul oldu, yarış değişti. Şimdi bir pazar gününe işte olaylar. Jokey performanslarıyla bir sektörün sosyal medyada tamamen farklı bir şekilde dile gelmesi. Enver'cim yani hiç kimse çakıl taşıyla oynamıyor yani. Para el değiştiriyor yani. Hem atçısının ikramiyesi el değiştiriyor. Seyis'in montu el değiştiriyor. Yani adam ona ne emek veriyor ya. Sabahın köründe kalkıyor, ediyor, atına bakıyor, getiriyor. Şöyle yani yemi bilmem neyi şu anda Allah yani her şeyin yazık sahibi burada yani. At sahibi her zaman söylüyoruz. İnanılmaz bir aylık masraf var yani öyle. Ekmek aslanın ağzında değil midesinde ben, diyorum. Ben şimdi midesinde, bugün mesela. Yani Allah yardım etsin atçılarımıza. Bugün yine mesela sosyal medyada gördüm işte ikramiyelere %60 zam, %50 zam. Yani geçen hafta anlattık bazı atçı kardeşlerimiz de dostlarımız da bu ikramiyelerin nasıl verildiğini bilmiyor galiba. Yani buraya parayı bir kişi getiriyor ya. Yani. Bir grup. Yarışsever ya. Tabii. Burada dağıtılan pasta at sahibi tabii. At sahibi parayı getiriyor. Kendi tabii, atını alıyor. Yatırımını. O ayrı. Tabii. Ama burada havuzu yani müşterek bahis havuzunu yarışsever oluşturuyor. Onun içinden jokey, at sahibi, seyis, jokey kulüp personeli, ganyan bahisi herkes buradan alıyor. Yani ikramiyeye %60 zam olsun demek ne demek biliyor musun? Yarışsever dün oynadığından bugün %60 daha fazla oynasın demek. Yani dün 100 lira oynadıysa yarışsever buna %60 zam yapılmasının tek bir şartı var arkadaşlar. O 100 liralık oynayan yarışseverin yarın 160 lira oynaması. Böyle bir şey mümkün mü yani? Yani insanlar hala zannediyorlar ki bir yerde bir para var. O paradan o parayı dağıtıyor. Kulüp dağıtıyor zannediyorlar. Kaç defa söyledik. Hala sahanın içinden genç kardeşlerimi bugün görüyorum. Ha, işin zorluğunu anlatmak eyvallah. Zaten hepimiz aynı zorlukları yaşıyoruz. İmparator da söyledi. Daha, ama tabii. Hani ikramiyelere %60 zam. Ya bu yönetim zaten ancak yarışsever oynarsa olur yani. Başka bir yerden bir para gelmiyor yani buraya. Geldi geleli ne zamlar yani. Yaptı. Pandemide neler yaptı yani. Ya eğer varsa kenarında fazla bir para ya zaten yapacak. Sen bir mal satmıyorsun ki. Yani sen bir mal satıp bir para kazanıp onu dağıtmıyorsun tabii. Ki. Kar amacı güden de bir yer değilsin. Onu da yani. Yani burada müşterek bahis oyunu oynatılıyor. Buraya parayı getiren yarışsever. Yarışsever. Şimdi oynadığı para üzerinden herkes burada para alıyor. Yani buradaki zam ancak yarışseverin bu oyuna yaptığı katkının artmasıyla mümkün. Başka bir şekilde mümkün değil. Başka bir kaynağı yok bunun yani. Aynen. Avrupa'da hani sponsorluğu var bilmem nesi var. Yani Türkiye'de yok. Bizim tek kaynağımız yarış ikramiyeleri yani. Bunu da söyleyelim yani. Evet. Ya inşallah. İnşallah öyle olur. Daha çok müşterek bahis havuzu artar. Daha çok satış yapılır. Daha çok ikramiye olur. Herkese, bütün paydaşlara daha çok pay dağıtılır. Hepimizin ortak dileği tabii ki bu. Şimdi tartışmalı görüntülerimize devam edeceğiz. Kadir Tokaçoğlu ve Mahmut Turan'ın ihtar aldıkları bir yarışa gideceğiz. Sosyal medyada bu yarışla ilgili de bir re'sen inceleme olur muydu diye yorumlar da vardı. Size de soracağım. İç kulvarda şu andaki izlediğimiz yakınlaşmayı detaylandıracağız. Kadir Tokaçoğlu ve Mahmut Turan, ortada Görkem Özçelik. Evet. Hop bu yakınlaşma. Tabii. Kadir orada Görkem'in önüne gelmiş. Bak. Hop şu müdahale. Evet. İki jokeye ihtar. Bir inceleme olur muydu Süleyman Hanım? Yok. Yarış nasıl bitti burada? İçerideki beyaz ağırlıklı kırmızı jokey ekipli Safkan ikinci, Mike Quinlan o foul'ü yiyen Safkan üçüncü.
Hakem raporu ne diyor? İhtar diyor abi. Yani normal. Kusurlu bir hareket var. Şu seferlik ihtar vermiş. İhtar. Kadir de cezadan çıktı galiba. Tabii. Değil mi? Tabii. Daha dikkat etmesi lazım. Bu görüntünün hemen ardına yine sosyal medyadan bu görüntüyü değerlendirir misiniz diye talep gelen Kaancan Gökçe'nin kamçı kullanımı ile ilgili sorular vardı. Hem onu hem benzer bir görüntüye yaptırımı ekrana getireceğiz. Önce Bursa'dayız ve 15 Aralık gününün ikinci koşusundayız. Kaancan Gökçe'nin kamçı kullanımını değerlendireceğiz. Süleyman abi, benzer bir görüntüyü hemen arkasına da vereceğiz. Yani birinde bir savunma talebi var, diğerinde bir şey yok. Evet. Çakır Dağlı şu anda yeşil başlıklı. Evet. Yeşil başlıklı Kırat'ın arkasına geliyor. Oynatalım biraz. İçeriye doğru hamle yapan koyu siyah mavi forması. Sağ elinden, sol elinden sağ eline çekiyor ve boynuna doğru. Bir daha boynuna bir tane dokunuyor. İki tane dokunuyor herhalde Süleyman abi. Buradan da ceza mı alıyor? Savunma talebi var. Savunma talebi alıyor. Yani atını teşvik ediyor burada. Ama yani bu eli fazla kalktığı için bir yanlış görüntü. Ne oluyor? Ata eziyetten, değil mi bu? Ya şimdi usulsüz kamçı kullanımı demiş. Şimdi başka bir tane daha var, onu verelim. Atan abim de benim gençliğimle çocukluğumda atın omuzuna vurmak filan bunlar vardı. Hmm. O zaman bunlar böyle çok şey. Şimdi artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki ya çok duyarlılığımız hepimizin çok yükseldi hayvanlara karşı insanlar. Yani bunları artık kimse görmek istemiyor. Ha burada atını dövüyor mu yani? Yok, dövmüyor. Belki atını bir dediği sevk gibi ediyor. İmparatoru sevk etmek için yapıyor. Hani burada uyarıyor. Filan. Ama artık bu görüntüleri insanlar görmek istemiyor. Bu sporda bunları kimse görmek istemiyor. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın. Şimdi yani. Kamçının kalkışı da yukarı kalkıyor böyle. Yani. İkincisi biraz daha normal gibi ama değil mi Süleyman abi? Biraz geri alsana ama. Biraz geri alsana. Al. Oraya gel, dışarıda atın dışarıda. Biraz daha geri. Atın dışına gelsin. Daha geri. Al. Devam et şimdi. Şimdi oynatalım. Oradan mesela oraya girişi de mi biraz sıkıntılı diye merak ettim yani. Sevgili Yunus diyor ki mesela zaten, ikincisini elini kantarmadan kaldırmadan vuruyor. O ilkinde eli havada. Hemen peşine elini kaldırmadan bir tane daha. Şimdi çekecek. Burada elini kaldırarak. İkincisini şimdi göreceğiz. Tık. Buradan dokundu. Evet. Şimdi zaten o şekilde elini kantarmadayken böyle yapsa zaten o normal. İlk vurduğu bence bir kamçı. O kamçı. Tabii. Onun kamçı sayması lazım hakemin. Bize yanlış kamçı o. Yanlış. Birincisi de sayılır. İkincisi değil o ama. O kamçı yani. İkincisi, kaç hakkı varsa orada bir eksi yani ben sana söyleyeyim. İkincisini saymadım uyarıyor. Kaç kamçı kullandığını da. Yarışın. Eğer onunla beraber aşıyorsa sıkıntılı bir durum bence. Hamzacığım verelim öbürünü. İkinciyi de verelim, İzmir'e gidelim. Bir gün sonrası İzmir. Burada tabii bir yaptırım yok İzmir'de. Onu da görelim. 15'inde Bursa. Kamçı kullanımı boynuna doğru. Aynı arkadaşımız. Koluna doğru. Hayır değil. En arkadaki kır safkana bakalım. En arkadaki kır safkan. Reyhan Şeker ekiyorsun. Hop. Bak bir. Bir daha gelelim. Gelelim kır safkana. En gerideki kır safkana bakalım. Hareket olarak. Ya dışarıya mı meyilleniyor ki? Hop. Bu yana vurdu. Şimdi geliyor. Hop. Boynuna geldi. Bir tane daha boynuna geldi. Dört oldu zaten şu an. Sonra hiç vurmadı mı kamçı? Devam şimdi et abi. Devam et. Bir sayalım bakalım. Bir de dört tane saydık. Şimdi Atan abi ikinci bir tartışma açıyor. Yani tabii boynuna vuruyor. Tabii. Ondan sonra iki kamçı sayılıyor mu bunlar? Tabii. Devam et. En geride. Şimdi içeriye daldı. Evet. Kamçı kullanmaya devam ediyor. Bir tane dokundu. Bir tane daha dokundu. Bir tane daha. Evet. Kallavi vurdu bu sefer. Yanlış kamçı tabii kullanıyor. Bir daha. Evet. Burada biraz vurdu vurmadı anlamadım. Ama el gitti geldi. Evet, sayıca da biraz tartışırız sabaha kadar. Tabii ya. Niye onlar sayılmıyor mu yani? Sayılmıyorsa herkes olsun. Temin ki bu da aynı.
Şimdi uyuyor. Bursa 15 Aralık'ta gel savunma ver diyor. Evet. 16'da İzmir'de raporda yok. Evet. İşte standarta bağlamak lazım esasında. Madem bu kadar dikkat ediyoruz. Bir tane var gibi bir yapı olsa hep söylüyoruz tabii. Bazen anlaşamıyoruz tabii Ankara'daki. Vardaki. Bir tane var da bir sekreteryası olacak bu işin. Vardaki, bunlara bakacak. Bunları, ben sana bir şey söyleyeyim. Bunlara oturup da yani başhekiminde bunları tek tek bütün hatları öbür yarışa gidene kadar oturup tekrarlarını seyredip tek tek sayması da bir sıkıntılı bir şey tabii, yani. Allah var yani. Şimdi şeyin nasıl futbolda yan hakemi var, 2-3 tane yardımcı hakemi var. Yani burada bir merkezde bir sekreteryası bu işin bu hatları tek tek kontrol edecek. Genç, dinamik, kafası çalışan bir yapılanmanın olması lazım yani. Buna hakem arka tarafta dışarıda öyle. Yani. Dışarıda öyle izliyor hafta sonu. İşte Almanya'da binerken ben bir olay oldu işte yarış değişti. İtiraz etti atın sahibi. Hepimiz birden Köln'e gittik. Ya, mahkeme. Ondan sonra mahkeme yine bizi haklı gördüler. 4000 küsür mark o zaman para ödedi. Bizim bilet paralarımızı falan orada izliyor. Ve ben gittiğimde belki 15 tane 20 tane jockey vardı. Herkesin suçu ayrı. Sen niye böyle koştun? Sen niye böyle koştun? Mahalli komiser de geliyor oradan. Hepsini tahkim oturup, kurulu gibi bir tahkim kurulu. Karara bağlıyor. Karara bağlıyor. Tabii şu gün geleceksiniz dediler. Kalktık gittik. Orada da bir tane genel sekreteri vardı. Yüksek komiser. Türkiye'de kalmış 60 ihtilalinde. Türkleri çok seviyor. Ondan sonra benim sırtımı sıvazladı. Bir de bizi götürdü yemek yedirdi. Bize bir torpil yaptı tabii. Ne anılar var Süleyman abi ya. Bir de aklıma şu geliyor. Şimdi mesela İstanbul, İzmir 3'er tane hakemimiz var. İbaş hakem 2 tane yardımcı. Onların yardımcı kurul üyesi, değil, kurul üyesi diye geçiyor. Evet. Belki o 3 tanenin yanında ileride bu görevlere yapabilecek. Çünkü bir ayrılma söz konusu olduğu zaman alttan kim gelecekse, kimdeyse sıra, anlatabiliyor muyum? Yerleşik olarak. O insanların orada bu tip şeylerle istihdam edilmesi lazım. Güzel. Yani anladın, biz 3 kişiyiz. Hakemiz. Ben sen Ahmet Yavuz Karacısın. Ben İsmet Bey'im. Orhan Bey diyelim. Bizim elimizde de buraya ileride yapabilecek şey lazım yani. Yurt dışına gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edelim. Evet, son koşu yapılacak. Parks Racing'de Philadelphia'da bir koşmuyor. Yarışın favorisi 2 numaralı Uncle Ernie. Jorge Vargas'la yarışa katılıyor Uncle Ernie. 5 numaralı Haki Pak yerini aldı. Şu an 6 numaralı Meet Me at Mandis kulvarındaki yerini alıyor. Son isim 7 numaralı Saratoga Jack. Ve Saratoga Jack de yerini aldı 7. ve son koşu için atlar start hakeminin emrinde. 1400 metre mesafeden kum pistte yapılıyor yarış. Startın verilmesini bekliyoruz. Start verildi ve yarış başladı değerli yarışseverler. 3 numaralı Breezy Gas rakiplerine göre 1.5-2 boy. 1 boyda 5 numaralı Haki Pak oyalandı. İç kulvar avantajını iyi kullandı. 2 numaralı Uncle Ernie gelip yarışın liderliğini aldı. 1 boy fark temin etti. İkincilikte 6 numaralı Meet Me at Mandes dışta. İç kulvardan geç çıkan 3 numaralı Breezy Gast gelip öndeki safkanların yanına kadar sokuldu. İç kulvardan yüksek bir tempoda liderliği de yarım boy farkla ele geçirdi. 3 numaralı Breezy Gast. İkincilikte 2 numaralı Uncle Ernie var. 4 boy kadar geride 6 numaralı Meet Me at Mandes. İç kulvarda 4 numaralı Two Dogs Expectation. Sonun hemen dış kulvarında 5 numaralı Haki Pak. Öndeki tempoya ayak uydur çalışıyor. Bir boy kadar geride 7 numaralı Saratoga Jack sırasıyla düzeye doğru gidiliyor. 3 numaralı Breezy Gast içeride yarım boy farklı liderliğini koruyor. 2 numaralı Uncle Ernie ikincilikte. 4 boy kadar geriden onlara katılmaya çalışan 6 numaralı Meet Me at Mandes. 1.5-2 boy kadar geride bariyer dibinde 4.lükte 4 numaralı Two Dogs Expectation sırasıyla düzeye çıkılıyor. Tekrar orta kulvardan 2 numaralı Uncle Ernie temposunu yükseltti. Düzü çıkılır çıkılmaz liderliği alı farkı 2 boya kadar çıkardı. 6 numaralı
Meet Me Advantage onu yakalamak için atak yapıyor. Son 200'de fark 5 boy oluyor. Lider 2 numaralı Uncle Ernie farkı oldukça açıyor. Bundan sonra elde ettiği avantajı fotoya götürüyor 2 numaralı Uncle Ernie. 7. ve son koşu Jorge Vargas'la kazanıyor. 6 numaralı Meet Me Edmandes ikinciliği kurtardı. 4 numaralı Two Dogs Expectations'a 3. oldu. 2 numaralı Uncle Ernie 7. ve son koşunun galibi. Atlar start hakeminin emrince 1400 metre mesafeden kum pisti yapılıyor yarış. Startın verilmesini bekliyoruz. Start verildi ve yarış başladı değerli yarışseverler. 3 numaralı Breezy Gas rakiplerine göre 1,5-2 boy. 1 boyda 5 numaralı Haki Park oyalandı. İç kulvar avantajını iyi kullandı. 2 numaralı Uncle Ernie gelip yarışın liderliğini aldı. 1 boy fark temin etti. İkincilikte 6 numaralı Meet Me At Mendes dışta. İç kulvardan geç çıkan 3 numaralı Breezy Gast gelip öndeki safkanların yanına kadar sokuldu. İç kulvardan yüksek bir tempoda liderliği de yarım boy farkla ele geçirdi. 3 numaralı Breezy Gast. İkincilikte 2 numaralı Uncle Ernie var. 4 boy kadar geride 6 numaralı Meet Me At Mendes. İç kulvarda 4 numaralı Two Dogs Expectations. Onun hemen dış kulvarında 5 numaralı Haki Park. Öndeki tempoya ayak uydurdu. Durmaya çalışıyor. Bir boy kadar geride 7 numaralı Saratoga Jack sırasıyla düzeye doğru gidiliyor. 3 numaralı Breezy Gast içeride yarım boy farklı liderliğini koruyor. 2 numaralı Uncle Ernie ikincilikte. 4 boy kadar geriden onlara katılmaya çalışan 6 numaralı Meet Me At Mendes. 1,5-2 boy kadar geride bariyer dibinde 4.lükte 4 numaralı Two Dogs Expectation sırasıyla düzeye çıkılıyor. Tekrar orta kulvardan 2 numaralı Uncle Ernie temposunu yükseltti. Düzlüğü çıkılır çıkılmaz. Liderliği alı farkı 2 boya kadar çıkardı 6 numaralı Meet Me At Mendes onu yakalamak için atak yapıyor. Son 200'de fark 5 boy oluyor. Lider 2 numaralı Uncle Ernie farkı oldukça açıyor. Bundan sonra elde ettiği avantajı fotoya götürüyor 2 numaralı Uncle Ernie. 7. ve son koşu Jorge Vargas'la kazanıyor. 6 numaralı Meet Me At Mendes ikinciliği kurtardı. 4 numaralı Two Dogs Expectations'a 3. oldu. 2 numaralı Uncle Ernie 7. ve son koşunun galibi.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farklı analize yurt dışına tamamladık. Birazdan ikramiyeler için son kez dönüş yapacağız diyelim. Tartışmalı görüntülere de devam ediyorduk. Sıradan bir kez daha tartışmalı listeye döneceğiz. Metin Hamedi'nin İstanbul'da 5 gün ve 613 lira yaptırımla karşılaştığı koşuya gidiyoruz. En dıştan çıktı. Sarı kırmızı formasıyla 9 numaralı kulvardan çıktı. Hop. Bir daha görelim. Marcus Aurelius sarı kırmızı formasıyla en dıştan çıkıyor ve kontrolsüz bir şekilde buradan burada düzelt 4 safkana, 5 safkana bir etkisi oluyor. Ha, gayet normal yani, normali vermiş. 5 gün mü vermiş? 5 gün. Yani görmüş, vermiş işte. Tebrik etmek lazım yani Ahmet Bey'i. Sen al cezayı, bir daha da yapma diyor işte. Yerinde ceza önemli. Allah muhafaza. Çok daha tehlikeli olabilirdi. Geçmiş tabii olsun canım. Hemen Bursa'ya gidelim. 13 Aralık gününe. Bursa'da da bir start çıkışı tartışmalı bir görüntümüz vardı. Burada da Yunus Emre Yüksel 5 günlük bir yaptırımla karşı karşıya kaldı ki start çıkışını hep birlikte takip edeceğiz şimdi. Koca Yiğit, Kır Safkan, yeşil beyaz formasıyla evet. Ön plana çıkacak görüyorsunuz orta kulvardan içeriye doğru. İçerideki ata iyi bakalım. Bak. Bak, 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 bak. Öyle bir şey yok. Bu 5 gün az yani bu esasında. Bak. Tutamıyor çocuk. Var yerden içeri de gidebilir, takıp düşebilir de. Bak o, at ne oldu gördün mü? At zıplayıp kurtardı. Evet. Ya sakat olsa ne olacak? Bu da 5 gün. Hop. Allah muhafaza. Yani atın ön tarafı, arka tarafı. Bunu görünce nereye, metine fazla olmuş diyor insan. Değil mi? Nereye bastığını bilmiyor at. Çok sert bir hamle. Ucuz. Yani. Bunlar hep sakatlık oluyor artık. Birkaç yeri sonra bunların acısı çıkıyor atlardan. Yani dört ayak ayrı bir yere bastı. Şanlıurfa'ya gideceğiz. Tartışmalı bir görüntü vardı. Yine sosyal medyadan sorular vardı. 16 Aralık gününe 4 numaralı boş kulvara yorum istedi yarış severler. Hay hay. Şimdi hemen geliyor Şanlıurfa'da günün 4. koşusuydu. Ve 4 numaralı kulvara bir bakalım. O start çıkışını İmparator'a ve Atan abiye soralım. Ne görüyoruz? Ne düşünüyoruz? Beren kızımın ismi, Beren kızım, Beren kızı isimli safkanın start çıkışını. Şimdi atı birisi tutuyor içeride sağ tarafından. O, bırak abi. O anda şahlanıyor. Jockey ayağı zamadan çıkıyor. Jockey kamçı da elinden düşünce bir an. Yok, o esasında şöyle oluyor. At şahlanıyor. Şahlanınca jockey boşta kalıyor. Hmm. At herhangi ayağını mayağını gövdesinden vurur kırar, kendini oraya atıyor işte. O şekilde at, çünkü arka ayaklarının üst, poposunun üstüne düşüyor makinede bak. Şu anda düştü gördün mü bak. Evet. 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 Öyle düşünce çok iyi de düşüyor tabii üstünden. Kendini tutuyor, yan makinenin yan tarafına atıyor. Peki startın içerisinde tutan arkadaşın o tutmasından rahatsız olup yapabilir mi at bunu? Olabilir. Hop. Baksana at nereye kadar kalktı. Yani o tutmayı böyle şey yapmak lazım biraz. Hani belli serbest belli bırakıp hani bir şey yaptığı zaman biraz yüklenmek lazım. Yani biraz at sanki ondan da rahatsız oluyor gibi geliyor. Ama şimdi bana, bak bir hareket var. Bir dakika. Bak jockey'de iyi çıksın diye bir hareket var orada. Bak evet. Kafası evet. Böyle şey oluyor görüyor musun? Hamle evet. Yapıyor. At hamle yapıyor bak. Atın hamle, ayağı da hamle yapıyor Süleyman yapınca abi. Yapınca açılmıyor. Yavaş yavaş kapakları hamle. Açılmıyor. Şimdi açıldığı zaman bu sefer at geri gidiyor. Güzel detay. Orada bir komut alıyor at. Ayağıyla tabii. Ve jockey'in kafasıyla tabii. Onu görüyoruz. Sonra açılmadığı için de bu sefer geri gidiyor. Hop. Evet. Ne tam arkası düşecek bak. Düştü. Abi böyle olunca da kontrolsüz yakalandı. Görelim istemiştik. Yarışseverlerden gelen bir soruydu. Net bir şekilde gördük. Aynı günün 5. koşusuna gidelim. Yine tartışacağımız görüntülerden bir diğeri. Rapora girmemiş. Neden ve nasıl gözden kaçmış bilmiyorum ama start çıkışıyla beraber bir
Avcıoğlu ismi safkan öne geliyor Sami Kaplan idaresinde. İçeriden sesleniyor mu bir arkadaşı yoksa bir şey? Bak şimdi abi. Öndeki safkana bakalım Sami Kaplan idaresinde. İçeriye bakıyor. Bakıyor. O anda da at. Dışarıya bakarken kontrol biraz kaçıyor. Kaçıyor. Görelim. Dışarıdaki safkana yaparsın aşkım isimli safkana müdahalesi çok sert oluyor. Ya zaten viraja giriyorsun yani. Viraja girerken o kadar kontrolü kaybetmek yani o şekilde dönüp... Olacak işte. Orada yapman gereken bakmaktan ziyade biraz hızlanıp bir sıkıntı varsa rahatlatmak orayı. Hop. Yani yarışın bütün gidişatı Allah bullak oldu. Şahin Pençesi kazanıyor yarışı. İkinci Şahin Pençesi oldu. Arkada ama bu foul yapan at ikinci oluyor. Foul'e maruz kalan at? Dördüncü kalıyor. Ve bu yarışın bu metresi raporda yer almıyor. Bir zaten daha erken içeri giriyor. Al geri biraz Hamza. İçeriye bariyere erken geliyor yani. Bak daha viraja gelmeden bariyer dibini buluyor at. Biraz kullanımına devam edeceksin. İkiden çıkana sadece ihtiyar var. Şurada kullanımına devam edeceksin abi. Yani böyle içeriye doğru gitmeyeceksin. Bak orada ufak bir atlattın. Burada da zaten. O bak, tuttu zaten abi? İçerideki. Tabii burada. Bir baktın. Bir ince baktın. Abi bir de bu hep aynı şeyi söylüyorum. Böyle öne çıkıp tutmak var ya. En tehlikeli. Tutacaksan niye çıktın abi öne zaten? Yani gitmeyeceksen eğer. Ya gitmeyeceksen niye çıktın abi öne? Ya öne çıkıyorsun tutuyorsun. Ben anlamıyorum ya gidecek at. Bırak gidecek at gitsin yani. Sen gitmeyeceksen eğer yani. Yarışın ilerisinde oynatalım mı biraz? Var mı devamı biraz? Abi çok enteresan ya bu. Bir daha tuttu bak abi görüyor musun? Acemi bir çocuk ya? Herhalde. Sami okulda apranti okulundan değil dışarıdan lisans alan ve işte, at binen kardeşlerimizden biri. İşte Kıbrıs'tan aldılar. Evet işte, evet o kardeşlerimizden biri. Bir başka yerlerden aldılar. Şimdi tekrar ele alıyor. Yani, zaten denge yok. Kendinden belliydi başladığı zaman. Yarışı da öndeki şu anda öndeki safkan. Ne var burada? Kazanıyor. Hiçbir şey yok abi. Nasıl olmaz abi ya? O kardeşimize hiçbir şey yok. Sami'ye hiçbir şey yok. Nasıl yok abi? Şimdi Şanlıurfa Komiserler Kurulu'ndaki dostlarımıza soruyorum. Nasıl yok bir şey yani? Orada at yıkılmaması yani, mucize ya. O dışındaki hayır, atın virajı dönerken yıkılmaması mucize. Bir de yarışın seyri yani? Tamamen değişti. Yani yarışın gidişatı ya serbest mi şimdi? Bunlar böyle bu şekilde davranmak normal mi yani? E çağır bir ihtar ver. Bir kulağını çek. Dikkat et oğlum de. Viraja girerken nasıl bakıyorsun? Nasıl çevre kontrolü yapıyorsun? Dikkatli ol de bir şey de yani. Şimdi bu yarış ceza verme, ceza grup bir yarış yani. Bir yarış olsa rakibine bunu yaptın. Tabii ya. Avrupa'da hemen daha o anda atar. Sireni çalar atar. Ben de yani rapora girmemesini hiçbir şekilde anlayamadım. Yani görmemiş olma durumu beni daha çok korkutuyor. Yani. Yurt dışı ikramiyeleri görelim sonra Emrah Sincan'la ilgili sorular var. Hemen onu peşine Emrah Sincan'ın performansını eleştirmiş yarışseverler hemen göstereceğiz. Philadelphia Parks'ta 6'lı Gayan 371 lira 87 kuruş. 5'li Gayan 142 lira 22 kuruş. 4'lü Gayan 71 lira 81 kuruş. 2. 3'lü Gayan 23 lira 58 kuruş. Ve 7'li Plase 15 lira 12 kuruş ikramiye verdi. Tüm kazançlı kupon sahiplerini kutlayalım. Dönelim ve Emrah Sincan'ın eleştiri aldığı ikili mücadele şeklinde bir düzlük yarışı ve Özcan Yıldırım'ın bindiği Tay'a, kendi bindiği Tay'la mağlup olduğu 18 Aralık gününün tartışılan görüntüsüne gidelim. İçeride mavi ağırlıklı formasıyla Omer'e Emrah Sincan, dışarıda Atlas'ım Özcan Yıldırım idaresinde. Düzlük başından sonuna kadar yan yanalar. Daha kolay gözüken içerideki Omer'e. Ama aynanın önünde rakibine bir baş farkıyla mağlup oldu. Genel vücut dili. Şimdi burada o ben nasıl olsa idare ediyorum onu geçeceğim yarışı yapıyor Emrah Sincan. Özcan da tabii şu anda daha tam hadi demedi ama şimdi hadi dedi. Evet.
Emrah da kamçıyı sağ eline aldı. Bir daha alalım 300'den. 200'ü geçince. Şu anda daha öyle. Özcan da aynı şekilde. Ha, ikisi de aynı i̇kisi şekilde. İkisi de tam yol vermiyorlar. Birbirini deniyorlar. Evet. Emrah gözünü indirdi. Arkaya baktı hafif. Var mı gelen? Nasıl olsa geçeceğim diye. Şimdi kamçısını bak. Soldan sağ aldı. Özcan da vücut diliyle biraz avladı mı abi Emrah'ı? Zaten onu bariyerin dibine almış. Ağır onu yere, söyleyecektim şimdi. Ağır yere getirmiş. Emrah'ın atı dışarıda olsa Emrah kazanacak yarışı zaten. Şey ne o... Bir şey olmadan bir şey çarpıyorsun derler ya. He cin olmadan. Cin olmadan. O seni çarpmış zaten oraya ağır yere sokmuş seni. Orası ne kadar ağırdır biliyor musun sen? Tabii. Hmm. Hadi dedin. Bu sefer bir şey yok çünkü ağır yerde kaldın. Yani Özcan da böyle tam yüklenmiyor. Böyle ince ince tabii. çalışıyormuş gibi yani, yapıyor. Avlıyor aynı anda. Birbirlerini denemeye tutmuşlar. Ama öbürü kurt tabii can şimdi sen. Ama yani burada güzel Emrah yok. Burada çok bir büyük, şey yok tabii. Çok büyük böyle eleştiri getirecek bir şey yok burada yani Emrah'la ilgili bence. Yani hiçbir zaman ele almıyor. Emrah şimdi hiçbir zaman kantarlığı çekmiyor. Şimdi bak kamçısını çekti hadi dediği zaman burada zaten istediğini alamadı. Aynen öyle. Alamasının nedeni de oraya içeride ağır yere mahkum oldu. Olmayacaktı. Geçmiş olsun. Aynı gün son koşuda da bir talihsizlik yaşadı. Emrah'a bir de oradan geçmiş olsun diyeceğiz. Görüntüyü evet, de görelim. Geçmiş olsun. Hakikaten abi. Büyük bir talihsizlikti. Onun adına hani bazen olur ya böyle her şey ters gider. Evet. Emrah adına da öyle bir gündü. Bahçe isimli safkan. 8 numaralı kulvar. Hop. Ya burada enteresan bir durum var. Atın önüne geldi. Ya. Evet. Takıldı mı acaba orada ya? Ya bastı. O öbür at bunun ön ayağına bastı. Zannediyorum oradan düştü. Ön bak şimdi tam o pozisyona getiriyor. Gördün mü evet, bak. Tabii. Öközledi. Ben 8 bir anda içeri evet, geldi zaten. Tam ön ayağının iki ön arkadaki at hop, çarpıştılar zaten. Evet. Ya orada evet, atların ayakları birbirine vurdu zaten orada. Bak bastı gibi oluyor. Bir bak, de ne oldu biliyor musun? Bak, bak burada basıyor at... bak bastığı belli zaten. Evet, 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 evet. Bir de ne oldu biliyor musun? İçeride yeşilli atla dışarıya doğru bak, darbe yapınca o ortadaki at dışarıya doğru geliyor. Arka sağrısından onu zaten. Evet. Bak dikkat et. Evet. Sağrısını dışarı götürüyor. At yamuldu zaten. Aynı anda da abi sanki ön sağ ayağına basıyor da zaten. Ön sağ ayağına basıyor. Hem basıyor hem onun şeyi Hamza, de bozuyor. Bir starta sokabilir miyiz? Gözlük var mı Bahçe'nin gözünde? Bir tekrar yakın alabilir misin? Gözlüğü sanki jockey at mı? Yok. Gözlük yok, mi yok, alıyorlar dedim yok almıyorlar. Yok, yok, tamam. Tamam. Ya bu yarışta başka bir şey vardı çok ilginç. Bir görüntü vardı hatırlıyor musun? Bu evet, kim diye tabii konuşacağız şimdi. Konuşacağız. Öğrendik onu da bu arada. Öyle mi? Adana'yı ben bilmiyordum abi. Merak ediyorum yani. Şimdi start çıkışına şu Hamzacığım dışarıdaki yeşil ağırlıklı kıyafetli görevliye evet, ya da kim? Yetkiliye ya da isme evet buraya. Çok merak ettim yani. Şey otostop çekersin yani. Bu bak abi. Evet evet. Başka evet, bir yarış değil mi bu da? Başka bir yarış. Bu sefer içeride ama. Bu sefer pistin içinde. Içeride, evet. Bariyerin içinde. Burada dışında. Hani böyle kıyafet olarak da şey gibi görünmüyor ne bileyim. Bir görevli gibi değil diyorsun. Girgi gibi görünüyor gibi bilmiyorum. Değil. Görevli mi? Avrupa'dan aynısı var Avrupa'da. Şey yapıyor. Böyle komut veriyor. Karşı tamam diyor hakeme. Ne için tamam diyor? Ön taraf. Ön taraf tamam. Hakem görmüyor mu zaten? Ya işte bu anlatsın Enver konuştu. Bilmiyorum ben. Abi Adana ile konuştuk. Aldığımız istihbarat şu yönde. Ön taraftaki özellikle dış kulvarlar ve hani öndeki hazırlıkların bittiğine dair orada geçtiğimiz sezonlarda bayrakla hatırlarsan bir programda da hatta bayrak oradan bayrak mı sallanır çok yakın diye eleştirmiştik. Evet hatırladım şimdi. Bir görevli tayin ediyorlar. Yardımcı yani start hakemlerine yardımcı bir hakem. Bayraktan
hem bizim programda da konu olmuştu, hem bazı jockey arkadaşlarımız çok yakın mesafe bayrağı atların meyli oluyor denince yurt dışı örneklerine bakıyor Adana heyeti. İngiltere ve İrlanda'da bu beyefendi gibi bir yetkili dış kulvarda duruyor ve eliyle içeriye doğru okeydir işareti yapıyor. Ben hiç görmedim onu. Var var. Bakacağım. Var. Bugün Amerika'da abi. Bak bugün var işte, bak orada. Bugün Amerika'da. Bu evet, bey mi? Bu Amerika'da. Evet. O sağ taraf bir hareket bir şey yapıyor mu? Eli meli bir şey de mi? Hazır olduğuna dair yurt dışı da öyle işaret, İngiltere ve İrlanda'da işaret yapıyormuş. Burada bir işaret yok. Belki bir olumsuzlukta devreye giriyor. Valla ben bu arkadaşın hakem olduğunu pek sanmıyorum ya. Bence yanılıyorsunuz yani. O arkadaş hakem değil bence. Orada duran arkadaş. Ay, Adana'da kim? Yabancı. Ha, yabancı. Yabancı olan. Dikkat edeceğim. Ha, peki bir şey daha söyleyeceğim. Bir yaklaştırır mısın? Ama hakem olmasa orada tutmazlar. Durur. Orada farklı görevde arkadaşlar duruyor. Orada fotoğrafçı bile duruyor. Adana'ya mı yaklaşalım? Ya, bu fotoğrafı Adana'daki görüntüye biraz yaklaşalım. Ya bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. İşaret veriyor. Bu hakem arka... Bak o, şu anda eli onun ileride değil ha. Yanlış anlamayın. Yanında duruyor. Böyle tabii, duruyor bak. Okey diyor evet. Şöyle hayır. Bak çek. Onu bize bir o eli oynatsana bir Hamza. Bak şeyle aynı hizada. Bariyerle aynı hizada. Şöyle değil bak. Tabii. O şu hakeme diyor. Şu anda önde değil. O şey yapıyor. Şöyle duruyor. Hakeme. Böyle başlayabilir. Başlayabilirsin işareti. Anladım. Başlayabilir işareti veriyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani kimse yanlış anlamasın da. Bak abi yine aynı hareket. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya bir hakem arkadaşımızın yani bu şekilde bazen içeride bazen dışarı, bir de kıyafet olarak da yani ben bilmiyorum çok ya. Çok sportif değil bence, mi? Bence çok uygun değil ya. Çok kurumsal bir yani görüntü değil. Bu eşofman galiba. Yok yeşil bir mont gibi abi ya. Böyle. Mont mu? Biraz yaklaştırsana Hamza. Kapşonlu bir mont galiba. İçinde bir polar var bence, dışı mont. Aşağısı eşofman değil mi abi? Değil. Neyse önemli değil. Yani ben hakemi de hakem gibi görmek istiyorum abi yani. Haklısın. Tamam eczacı ya kalfası gibi görelim. Beyaz giyinmesin. O da enteresan. Kışın bembeyaz eczacı kalfası gibi giyiniyorlar abi. Onu anlamıyorum. İncecik bir şey zaten. O nedir ben anlamıyorum. Ya bir mont giydirirsin. Bir mont giyer abi yani. Onu o zaman buraya söyleyeceksin. Ha, söylüyorum şimdi. Söylüyorsam abi yani. Kıyafet oranın yani şu mesela bana böyle bir hakem şeyi vermiyor yani. Bana da vermedi. Ben onun için konuştuk evvel. Enteresan yani. Yani şimdi ben bir seyis arkadaş mı olacağım dedim hani. Kusura bakmasınlar, içeride hani atı var da onu mu kontrol ediyor yani, huysuzluk mu yapar filan bir şey. Şimdi deminki görüntüyü ver abi. Bir öncekine bakalım. Kareli kıyafetiyle beraber yaptı. Evet. Bu sefer içeride. Evet bu sefer gömlekli, içinde. Evet. Orada 13 at var, burada 11 at var. Bence onunla alakalı bir durum. İçeride dışarıda mısın? Bilmiyorum ya. Amerika'da her yarışta var diyor bu arada sevgili Hamza. Aynı adam her koşuda duruyor diyor. Avrupa'da var mı abi? İngiltere ve İrlanda dediler Amerika'da bana. Amerika'da şey de var abi. Pikörle at duruyor. Pikörle at durmuyor mu abi? Abi üçüncü koşu. Evet. Aynı adam içeride. Bak tam köşede abi. Atların şu anda tam burun hizasında. Evet. Abi aynı adam içeride de onun hakem olduğunu nereden anlıyoruz? Onu merak ediyorum. Evet. Başka bir şey de olabilir yani. Muhakkak tamam. Ha tamam. Düşünce olarak hakeme yardımcı bir şey. Eyvallah tamam ama arkadaşlar bence hakem gibi olsun abi. En azından görünüş olarak. Tabii abi ya bunlara bir hakikaten Yüksek Komiserler Kurulu'ndaki dostlarımızla bu kıyafetlere de bir şey yapsın ya. Tamam. Burası askeriye değil. Üniforma giymesin herkes ama hani bir kışlık bir montları olsun, bir şeyleri olsun ya. Bir hakem olduğu belli olsun abi. Ama bir, onu da kulüp alacak yani. Ya kulüp yani Yüksek Komiserler Kurulu ister kulüp yapar yani. Kulübün ya. Elemanı değil onlar yani. Yani. Doğru. Çünkü o tek başına abi o kıyafeti alamaz yani. Çünkü ringdeki ay, Yüksek Komiserler Kurulu böyle bir şey ister. Herkes aynı kıyafeti giyiyor. Kulüp alır ama kendi kulüp hakemlerin kıyafetlerine karışmaz. Bir seneler yani. Yapmışlardı. Yani ring hakemleri falan hep aynı giyiyorlardı. Blazer ceket altına aynı. Tabii abi şık olan olur. Gabardin bir pantolon. Üstüne de bir yağmurluk olur kışta. Yani güzel bir blazer ceket olur. Olabilir bir pantolon yani. Olur. Değil mi? Bilmiyorum, fazla mı abartıyorum yok yani? Abi, gereksiz bir şey mi konuşuyorum? Hayır, çok da aşık olur. Ya bu işin burası çünkü büyük bir sektör ha, büyük bir endüstri yani. Burada televizyonda sen şey yapıyorsun yani, herkese hitap ediyorsun. Ya yurt içi, yurt dışı. Ben sana bir şey, bir tane yabancı gelse, görse o görüntüyü, ona hakem diyebilir mi abi? Abi hep söylüyorum, futbol hakemleri, kendi hakem arkadaşlarımız da var. Hani saçıyla, başıyla, giyimiyle, kuşamıyla, havalimanından maç çıkışına. Herkes bir Fırat Aydınus değil diyorsun ama. Yani. Değil. Fırat Aydınus kadar değil ama. O yakın ekoller var. Doğradı mı? Doğradı mı dün akşam bizi? Biz Galatasaraylı olduğumuz için. Olmayan penaltıyı verdi.
Son bir protestomuz var. Hızlıca görelim. Yarışın beşincisi Kırkumru'dan. Yarışın üçüncüsü Güldüren Kız'a bir protesto olur, reddedildi. Bugün 3 saat mi? Süleyman abi inceden abi? Füzesini yolladı. İçeriye bakıyoruz abi. Buradaki yakınlaşma. Burada bir şey yok. Ha. Yok abi. Devam. Gel kızdan kaynaklanıyor zaten. Yani Güldüren Kız'a çekilmiş ama... Sonrasında da 5. kaldı Kumru. Geçmiş olsun diyelim. Haftanın enlerini hızlıca görelim. Haftanın jockey performanslarını, yılın jockey performanslarını görelim. Haftanın İngiliz atı Long Runner. Haftanın atı Arap atı Bilirhan. Haftanın at sahibi Sayın Arif Kurtel. Haftanın yetiştiricisi Sayın Tahir Şimşek. Haftanın antrenörü Tolga Temizer. Haftanın jockeyini ayıramadık. Halis Karataş, Özcan Yıldırım Atbaşı. Haftanın aprensi Mehmet Nuri Sunkar. Hemen geçelim. Jockey tablosuna da, haftanın jockey performans tablosunda Özcan Yıldırım 12 at bindi. Biri grup 8 birincilik %66. Nevzat Avcı çıkışını sürdürüyor. 21 at bindi 6 birincilik. Halis Karataş yine çok sıra dışı bir hafta. 9 at bindi. İkisi grup 5 birincilik %55. Mahmut Turan'ın çıkışı sürüyor. Bursa Kocaeli bölgesinde 20 at bindi. 5 kazandı %25'le, o da istikrarlı bir şekilde son haftalarda. Mehmet Kaya biri kısa vade 5 birincilik aldı. O da %24 ile kazandı. Ve Ferit Yardımcı alışılageldiği doğu performansını sürdürdü. 24 at bindi, 5 kazandı diyelim. Jockey Ligi'nde Gökhan Kocakaya 254, Ahmet Çelik 216. Fark biraz daha açıldı. Müslüm Çelik 195'e geldi, 200'ün sınırında. Mustafa Çek 183, Halis Karataş 175, Akın Sözen 165. Var mıdır birkaç cümleyle Atan abi? Yani yok zaten... Yani bitti sayılır sezon. Bitti tabii canım. Gökhan'ı tebrik ediyoruz. Evet. Üçüncü yıl üst üste en çok kazanan, yarış kazanan jockey oldu. Küçük, yani çok ciddi bir başarı bu. 30 yıldır Halis'in dışında kimsenin yapamadığı bir şey. Tebrik ediyoruz Gökhan'ı. Tebrikler, yakışır Gökhan Kocakaya. Yani zaten ya. Yeni yılın ilk haftası yaparız. Bir enler menler bir şey yaparız. Tabii. Yılı böyle bir özetleyeceğimiz. Ömer hazırlıklar yapıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi şampiyonluk öyle bir şey ki yani o bir şampiyon olduğun zaman onu artık devam ettirmek mecburiyetindesin yani. Hmm. O istikrarı, devamını tutacaksın. İş giderek zorlaşıyor ama Gökhan 3 yıldır tabii başarıyla altından kalktı. Kutlayalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Kapanış için var mıdır son sözler? Herkese toparlayalım. Herkese çok teşekkür ederiz. Çok hızlı geçti, güzel geçti. Keyifli geçti. Süleyman abi diyor ya, bu akşam 3 saat mi diye. Evet, 2.30'a geldik. Herkese teşekkür ediyoruz. Süleyman abi. Valla güzel bir program oldu. Anlamadık. 2,5 saatte de geçti. Nasıl olduğunu. Böyle mevzular oldu mu işte hem eğitici oluyor, hem aynen öğretici öyle oluyor. Hem aynen de öyle. İşte şikayet eden yarış severimiz de ne olduğunu anlıyor. Programın değeri oluyor o zaman. Ne almak istediğini alıyor. Aynen öyle. Güzel bir program oldu. Teşekkür ediyoruz izleyenlere. Bizi izlemeye devam edin. Ağzınıza sağlık abi. Evet, TCK TV Reis hazırladı ve Tay TV ile ortak yayındaydık. Başta yönetmenime, kameraman arkadaşlarıma, KJ'de, VTR'de, SES'te bulunan operatör arkadaşlarıma, diğer illerdeki TCK TV personellerine ve Tay TV'ye sonsuz teşekkürler. Onlar hazırlıyor, biz sunuyoruz. Her birinin ellerine, emeklerine sağlık diyelim. Önümüzdeki hafta hepimiz için şans, huzur, sağlık, mutluluk dolu bir haftanın ardından yine atçılık sohbeti yapabilmek nasip olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.